Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos 2022 Cuma gününde saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Dün 3 temsilcimiz sahaya çıktı. 20'de başlayan maçlarda Fenerbahçe iyi sonuç alan takımlarımızdan oldu. 4-1 mağlup etti Avusturya Wien'i, 2-0 kazandığı maçın rövanşında. 4-1 kazanmakla birlikte rakip üzerinde de son dakikaya kadar büyük bir baskı kurdu. Taraftarın da eminim çok mutlu etmiştir bu galibiyet ve üzerine bu oyun, çünkü çok da rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü. Jesus lig maçına göre 7-8 futbolcu değişmişti ama yedekler, aslar artık çok ideal bir kadrosu yok. Fenerbahçe'nin herkes 21-22 oyuncuyla neredeyse Fenerbahçe sezonu geçiriyor. Dün de iyi akşamlarından birini geride bıraktılar ve yollarına da Avrupa Ligi'nde devam edecekler. Bugün Trabzonspor'la birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Fenerbahçe 3. torbadan katılacak. Trabzonspor ise 4. torbadan kuraya girecek. Aynı saatteki diğer maçta Sivasspor bekleneni veremedi. Malmö karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet geldi. İlk maçı da 3-1 kaybetmiştik. Toplamda 5-1 ile Sivasspor Avrupa Ligi gruplarına kalamadı. Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek. Tıpkı diğer temsilcimiz Başakşehir gibi. Onlar da birbirinin rövanşında Antwerp'in konuğu oldular ve maçı da 3-1 kazanmayı başardı temsilcimiz. 1-0'ına geçti. 1-1 oldu. Hemen cevap verdik. 2-1 son bölümde bir gol daha ve orada da toplamda 4-2 ile Başakşehir Konferans Ligi gruplarına kaldı. Konferans Ligi gruplarında da torbalar belli oldu. Başakşehir 1. torbadan, Sivasspor da 3. torbadan kuraya katılacak. O da yine bugün yapılacak kura çekimi sonucu gruplar belli olacak. Hepsini hem o andaki Radyo Spor programlarından hem de Ajans Spor'un sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Program içinde torbalarda hangi takımlar var, muhtemel rakiplerimiz kimler, onları da elbette paylaşacağız. Maçları da tabii konuşmaya çalışacağız reklamlardan sonra. Gündemde tabii dün Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi de vardı. Saat 7'de başladı İstanbul'daki kura çekimi töreni ve orada da gruplar belli oldu. Tabii buruk bir kura çekimiydi bizim adımıza. Hiçbir takımımız yoktu 27 yıl sonra. Ama ben yine de takip ettim, merak ettim. Hangi takımlar eşleşti, ölüm grubu. Hatta kura çekimini anlatan arkadaşımız koma grubu diye bir tabir de çıkardı ölüm grubundan sonra. Hani B6 gibi. C grubu ölüm grubu oldu. Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Pilsen'den oluşan grup en dikkat çekici gruptu. Oradaki detayları da yine program içinde sizlere aktaracağım. Amili basketbol takımımız dün Dünya Kupası eleme karşılaşmalarında ikinci tur maçlarına başladı ama pek iyi başlayamadı. Letonya karşısında mıydı? Şu an unuttum nedense. Letonya değil mi? Letonya karşısında farklı bir mağlubiyet geldi. Beklemediğimiz bir skordu. Yakında Eurobasket var. Onun öncesinde çok iyi sinyaller vermedik açıkçası. 111-85. Teşekkür ediyorum abi. Önümdeki notlarda yoktu ama bir anda aklıma geldi. O da dünün önemli gelişmelerinden biriydi. Transferde Dele Alli transferi Beşiktaş dün resmi olarak açıkladı. Bir yıl bedelsiz kiralandı oyuncu. Satın alma opsiyonu var. Maaşı da 2.2 milyon euro olacak. Ve bonusları da elbette var sözleşmesinde. Onun detaylarını da Beşiktaş açıkladı. Dele Alli de gerçekten mutlu. O da açıklamalarda bulundu. Geldiğim ilk andan itibaren harika duygular hissediyorum demiş İngiliz futbolcu. Beşiktaş'tan devam edelim. Dün orada da bir yine gelişme yaşandı. Kartal Kayra Yılmaz sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılırken oyuncu bir yılına tekrar Ümraniyespor'a kiralandı. Geçen sezonda orada geçirmiş. Bayağı da maç yapmıştı. Şimdi Ümraniye Süper Lig'de. Bakalım orada aynı maç sayısına ulaşabilecek mi genç futbolcu. Beşiktaş için bir kanat iddiası var. Bayer Leverkusen'de forma giyen Paulinho Henrique
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu söylenmiş. O da haberlerden biriydi. Galatasaray'la ilgili Icardi haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Hatta bitmeye yakın olduğuna dair artık haberler gelmeye başladı. Hem İtalyan basını kaynaklı hem de Türk basını kaynaklı. Geçen hafta Wanda Nara'nın eşi ve menajerinin İstanbul'da iki gün konakladığı, maaş şartlarında da PSG ile anlaşma sağlandığı belirtilmiş. Detayları program içinde dinleyebilirsiniz. Fenerbahçe'de de tabii dün çok önemli bir galibiyet elde edildi ama orada da gidebilecek oyuncular var anladığımız kadarıyla. Salahiye teklifler var. Tekliflerin ciddi olduğu söylendi. Dün de maça yedek kulübesine başladı. Macar futbolcu son bölümde oyuna girdi. Onun da ayrılması bu kalan günlerde sürpriz olmayacak gibi gözüküyor. Özellikle Zenit'in bir ilgisi olduğundan bahsedilmiş. Evet, gündem aşağı yukarı bu. Eksik kaldığımız noktalar olmuştur ama program içinde hem mesajlarınızı hem ben de haberlere tekrar bugünün haberlerine göz atacağım. Dolu dolu bir program geçirmeyi ümit ediyorum. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Yedi 14 saatlerimiz Fenerbahçe Avusturya Wien maçıyla hızlı bir başlangıç yapalım. Sarı lacivertli temsilcimiz dün gerçekten üst düzey bir oyun ortaya koydu. Jesus lig maçına göre bayağı bir rotasyon yaptı. Salah'ı yedek kulübesinde bıraktı. Valencia ki son dönemin formda ismi yedek kulübesindeydi. Serdar Dursun ileri uçtaydı. Arkasına Rossi ve bir süredir forma giyemeyen İrfancan Kahveci'yi tercih etti. Merkezde yine değişiklikler yaptı. İsmail Yüksek'te Zaitis oynadı. Kanat bekleri değişti. Solda Alioski, sağda tekrar Osay Samuel ve defansta da işte Luan Perez, Gustavo Henrique ve Lemos'la karşılaşmaya çıktı ve maçın başında şans golü de olsa İsmail Yüksek'te 1-0'a geçmesi Fenerbahçe'nin artısıydı. Sonrasında duran top organizasyonu ki Fenerbahçe'nin Jesus'ta duran topları da çok farklı kullandığını görüyoruz. Dün yine bu sezon ilk defa gördüm bir korner organizasyonu yapıldı. Golden önceki bir organizasyondu. Golde de yine bir ön direk ortası arka direkte bitirilen top. 2-0'lık skor geldi. Sonda İlk yarının sonunda bir taçta uyudu Fenerbahçe adeta orada. Büyük bir hata. Maç aslında güzel gidiyordu ama orada 2-1'e geldi. Ama tabii çok fazla önemli değildi o gol. Zaten Fenerbahçe oyunuyla, baskısıyla, rakibi oynatmamasıyla turu ilk yarıda kazanmıştı. İkinci yarıda da İrfancan Kahveci ve Mert Hakan Yandaş sahneye çıktılar. Çok şık birer gol attılar ve maçta 4-1 ile sona erdi. Barış abi sizden başlayayım karşılaşmayla ilgili olarak. Rotasyon var ama aynı istek, aynı arzu Fenerbahçe'de devam etti ve ilk maçta çok fark yok demişti Avusturya Wien teknik direktörü ki bence de haklıydı. Fenerbahçe çok yükseltmemişti vitesi ama bu maç kalite farkı, fizik kalite farkı her şey ortaya çıktı. Ya ilk maç şu önemliydi. İlk maçta rakip sahada oynayan, deplasmanda oynayan bir Fenerbahçe, ne olursa olsun bir Avrupa Kupası maçı ve karşısında bir Avusturya takım var günün sonunda. Böyle bir takım karşısında deplasmanda bu kadar rahat oynaması, evet bu kadar üstün, dün akşamki kadar üstün domine eden bir görüntü, iki takım arasında dağlar kadar fark olacak bir görüntü yoktu ilk maçta, doğru, ama Fenerbahçe'nin rakip sahada deplasmanda oynayan bir takım olarak bu kadar rahat bir görüntü vermesi, evinde oynuyor gibi rahat oynaması, vitesi çok yükseltmese de kontrollü ama özgüveni yüksek bir futbol ortaya koyması, bunu da skora yansıtması önemliydi. Ama üzerine bu rövanş, dün akşamki rövanş başka bir hikaye oldu. Yani dün akşam ben eğer gazeteci olsaydım, bir gazete yapıyor olsaydım, atacağım başlık resiter olurdu. Dün Fenerbahçe, evet belki bu futbol biraz bugün biraz abartılı konuşursak, Fenerbahçe'de uzun yıllardır görmediğimiz bir heyecan, istek, arzu, önde baskı, sürekli golü düşünen, sürekli atağı düşünen, yani Fenerbahçe'nin genetik olarak Fenerbahçelilerin
beklentilerine, Fenerbahçe'nin kendine uygun oyunu yıllardır oynayamayan Fenerbahçe'nin nihayet zincirlerini kırıp taraftarının, camiasının çok uzun yıllardır özlediği bir oyun karakterini, oyun felsefesini ve beraberinde isteği, arzuyu, motivasyonu, konsantrasyonu sahaya yansıtmış olması mest etti insanları. Yani benim evim Fenerbahçe stadına yürüyerek 5-10 dakika, yani camlar açıkken çok şey olduğunda, gol olduğunda bütün stat ayağa kalktığında duyuluyor. Ve maç bittikten yarım saat 45 dakika sonra hala 5 kişilik 10 kişilik taraftar gruplarına şarkılar söyleyerek sağa sola sokaklara dağıldığını duyabiliyordum. Ve bunu ben çok uzun yıllardır Fenerbahçe stadı civarında görmedim. Maç bitince sessiz sedasız herkes evine giderdi. Şimdi hakikaten Fenerbahçeliler için, televizyon başında olanlar için de, stada gidenler için de eğlenceli bir geceye dönüştü. Yani uzun bir vakit geçirip gece geç saatlerde evlerine hala şarkılar söyleyerek döndükleri herhalde çok uzun yıllardır olmamıştır. Dolayısıyla dün akşam her anlamda senin söylediğin gibi, aynen başta girişte söylediğin gibi, çok mutlu bir Fenerbahçe taraftarı uyandı bu sabah güne. Uzun yılların özlemi giderilirken, şimdi skor olarak da Austria-Wien takımına karşı bir değil iki gömlek daha üstün bir takım izlerken de, bunu skora dönüştürürken attıkları goller, oyuncuların girenler çıkanlar, bu ağır rotasyonla beraber Fenerbahçe'nin son dönemde ortaya koyduğu rakip yarı sahada 5-6 oyuncuyla yaptıkları baskı, bunu giderek maçın geneline yaymaya başlamaları, fizik güçleri, maç boyunca gösterdikleri konsantrasyon, fazla oyunu yavaşlatmak yönünde bir arzu değil, aksine oynamak yönünde, her giren oyuncunun kendini göstermek ve takım halinde bir uyum içerisinde bunu ortaya koymaya başlaması, ki ligin daha başındayız. İşte bir Ümraniye maçı var, 3-3'lük soru işaretleri hemen uyanmıştı, daha erken demiştik. Ama Jesus'un antrenmanlarda da hem takımı bu konuştuğumuz felsefe bakımından, ki bu Jesus'un zaten Benfica'da da oynattığı yıllardır felsefe, yani tamamen golü düşünen, atağı düşünen, önde baskı yapan, topu kazanamadığında arkaya koşup alan bırakmamaya çalışan, ikinci bölgeye, birinci bölgeye de mücadeleyi taşıyan, topu kazandığında set oyununa değil, rakip yerleşmeden bir an önce rakip kaleye gidecek direkt paslaşmaları yapmak, bu çok ciddi bir efor gerektiriyor, çok ciddi bir konsantrasyon ve fizik güç gerektiriyor, beraberinde de iki yönlü futbol mantalitesi gerektiriyor her oyuncuda, birey olarak ve takım halinde. Şimdi bunları böyle söylemesi kolay ama sahada uygulaması gerçekten zor, hele bu Türkiye'ye geldiğinizde Fenerbahçe gibi Bozyap tahtasına dönmüş, her gelenin bir yerden çekiştirdiği, her sene 10-15 futbolcunun değiştiği bir takımda bunu birkaç hafta içinde ya da 1-2 ay içerisinde oynadığınız hazırlık maçlarıyla, oynadığınız birkaç tane yarışmacı maçla bunu yapabiliyor olmak, en azından bu sinyalleri işte her geçen gün daha fazla verebiliyor olmak, bunu da geniş bir oyuncu grubuyla yapabiliyor olmak çok kıymetli. Ben bu kadarını mesela, hani ben Jesus'a Fenerbahçe'ye gelmeden de hep söylüyorum, takip ettiğim, çok beğendiğim, peşinde olduğum bir teknik adamdı. Fenerbahçe'ye gelmesi bile benim için önemli bir gelişmeydi. Ama Fenerbahçe'ye gelmiş haliyle bile neticede günün sonunda Jesus'un elinde sihirli değnek yok. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kim bilir ne problemler içecek. Kaldı ki son derece geçimsiz ve disiplinli, sert bir teknik direktör. Yani biz burada seninle aramızda konuşurken bile, yolda, arabada ya da burada yayın öncesinde ya da reklam arasında, acaba İrfan Can'la Jesus ne zaman kapışır? Acaba oynatmadığı oyuncularla, ki yani oynatmadığı oyuncular da yıldız oyuncular, ne zaman sorun yaşar diye düşünürken, bu ihtimalden bahsederken, bu riskten bahsederken, dün akşam bakıyoruz, rotasyonlu kadroda oynadığı anlaşılan, işte lig ön planda 2-0 kazandığı maçın revanşında ilk 11'de başlatmak bile hani İrfan Can'ı aslında mutsuz edebilecek bir şeyken, eski İrfan Can'ı, eski Fenerbahçe'de son derece istekli, mutlu bir İrfan Can görüyoruz. İyi performans gösteren, önde Rossi ile beraber bunu yapan bir İrfan Can görüyoruz. Onlar çıkıyor, yerine başkaları giriyor. Mert Hakan giriyor. Aynı isteği, arzuyu, mutluluğu
mutlu tabloyu takımdaşlığı kulübesiyle sahadakilerle beraber hepsini de görebiliyoruz. Gol sevinçlerini de görebiliyoruz. Bunlar alışık olmadığımız şeylerdi. Fenerbahçe üçlü savunma oynuyor. Fenerbahçe dörtlü savunma oynuyor. Fenerbahçe çift forvetle oynuyor. Fenerbahçe tek forvetle oynuyor. Çift ofansif orta sahayla oynuyor. Merkezi iki defansif ağırlıklı orta sahayla oynuyor veya üç defansif orta saha ağırlıklı oyuncuyla oynuyor. Bunlar hep değişiyor. Farklı kombinasyonları farklı uyguluyor. Kanat rotasyonu var. Merkez orta sahanın merkezinde rotasyon var. Santrafor rotasyonu var. Forvet arkası ofansif orta saha rotasyonu var. Her mevkide rotasyon var. Sürekli var. Ve 20-22 oyuncu da senin söylediğin gibi hep hazır, hep istekli, moralli, motive bir Fenerbahçe var ve oyun mantalitesi önde baskıyla beraber direkt oyun o mantalitesi de değişmiyor. Yani verdiği pozisyonlar Fenerbahçe'nin giderek daha azalıyor. Azalırken Fenerbahçe en azından pozisyon verse bile orada hala kovalayan rakibi bozmaya çalışan oyuncu görebiliyoruz. Pozisyon verirken bile. Söylediğim bir tek yediği golde hakikaten tam manasıyla kelimenin tam manasıyla uyudular, seyrettiler, dondular, kaldılar. Bu oluyor futbolda, olabilir. Sonrasını çok çabuk atlattıklarını, yani soyunma odasına girip ikinci yarıya çıkışlarını yine bıraktıkları yerden olduğunu da gördük. Maçın son dakikalarında dahi gösterdikleri istek, arzu, oyundan işte çıkanların da girenlerin de keyif aldığı son 15-20 dakikadaki maç içi rotasyonuyla da gördük. Dolayısıyla ben yani başta Crespo olmak üzere, savunmada Perez olmak üzere bütün takımı çok beğendim. Dinlenen oyuncular oldu. Bu 4 gollü galibiyetle, yani 2 maçta 6-1'lik bir galibiyetten bahsediyoruz. Avrupa Ligi gruplarına yani bence çok güçlü giren bir Fenerbahçe. Tabii Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin boyunu aşan bir seviyeydi. Türk takımlarının boyunu aşan bir seviyeydi. Ben bizim yerimizin doğru olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani iki takımımız Avrupa Ligi'ne gitti gruplara. Trabzon, Fenerbahçe. İki takımımız da konferansa gitti değil mi? Sivas ve Başakşehir. Yani Türk takımlarının tabii şu seviyede, şu noktada dört takımla Avrupa'da yoluna devam ediyor olması bence başarı. Başakşehir gidemeyebilirdi ama onlar da deplasmanda kazandılar. Bence bu da çok önemli. Türk takımları için dün akşam güzel bir akşamdı bu bakımdan da. O da güzel futbolla net bir galibiyetle çünkü gitti. O gidemeyebilirdi. Sivas kaybetse bile gidiyordu bir şekilde. Ama dört takımın da bugün ikisi Avrupa Ligi, ikisi Konferans Ligi grupları adlarını yazdırmış olmaları da bence Türk takımlarının hak ettiği seviyede bu. Bundan daha azı da yakışmazdı. Bu kadar para harcanan, bu kadar yatırım yapılan bir sektörde. Bundan daha fazlası da hazıra konmak olurdu bizim için. Yani parayla gitmek olurdu. Sırf parayla olmuyor bu işler. Paranın yanına doğru organizasyonu ve doğru emeği koyman gerekiyor. Ancak öyle Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkıyorsun. Sırf parayla çıkılmıyor. Emek ve organizasyon da parayla uyumlu bir şekilde hani paranın hakkını vermen gerekiyor. Arap ağaları gibi davrandığın zaman sana hayat bunu ödetiyor. Yani karşılığını organizasyon olarak koyamadığında, emek olarak koyamadığında sadece sermaye seni bir yere futbolda taşımıyor. Böyle bir adaleti var futbolun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bulunduğumuz yer layık olduğumuz yerdir. Hak ettiğimiz de bir yerdir. Fenerbahçe'nin de böyle güçlü bir giriş yapması, ligi de toparlaması, liderliğe yükselmesi ilk haftadan sonra. Yani iki kulvarda da Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunla da tempoyla da, oyun felsefesiyle de, bireysel olarak da takım halinde de form durumu ve takımın genel moral durumu, yani oynamadığı için mutsuz olmuyorlar, biliyorlar ki kendilerine de yeterince çalışırlarsa sıra gelecek, yeter ki zaten kaliteli oyuncu grubu, yeter ki hocanın söylediklerini sahada uygulayabilsinler, o fizik gücü, o enerjiyi, o hazırlığı ortaya koyabilsinler. Ben o bakımdan çok beğendim. Çok güzel bir akşamdı. Hiç sıkılmadan izlediğimiz o coşkuyu da özlemişiz. Takımın o moralini de özlemişiz. Fenerbahçe'de bunu görmeyi özlemişiz açık söylemek gerekirse. Hep kaoslarla, mutsuzluklarla, maç içinde hayıflanmalarla geçti yılları Fenerbahçe'nin. Hep bir arayışla geçti yılları Fenerbahçe'nin. Kazanırken bile mutsuz bir Fenerbahçe vardı yıllardır. Şimdi hem kazanan hem de kazanırkenki görüntüsünden de tatmin olan bir camia görüyoruz. Bu da bir renktir tabii ki. Futbolda da bugün şampiyonluk yarışında da
Galatasaray'ın yaptığı transferlerle, Beşiktaş'ın yaptığı transferlerle, Trabzonspor'un şampiyonun üzerine koyduğu kadro istikrarıyla, ligin de çok renkli geçmesi, Fenerbahçe'nin içinde olduğu bir sezon çok çok güzel bir bizim için beklenti oluşturuyor. Yani bu sezon güzel bir sezon olacak gibi görüyorum ben. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.34 saatlerimiz, Fenerbahçe Avusturya Wien maçını konuşuyoruz. İlk bölümde Barış abinin yorumlarını dinledik. Sana da reklam arasında aslında şöyle bir pas atmıştım, yayında değildik ama Fenerbahçe'de dün en beğendiğin futbolcu kim diye sormuştum. Dilersen abi oradan başla, sen de maçla ilgili genel de bir yorum yapabilirsin. Luan Perez dedik zaten hepimiz de, evet. Ondan sonra aynı fikirde buluştuk. Taraftar da aynı fikirdeydi. Evet. Seyrektir böyle bir stoperin bir ara maç içerisinde topu her ayağına aldığında alkışlanması. 3-4 pozisyonda çok başarılı müdahaleler yaptıktan sonra Fenerbahçe taraftar hemen o sevgiyi oyuncuya verdi. Çok büyük bir şeydir. Yani oyuncunun moralini, özgüvenini çok yükseltir. O yüzden Luan Perez hani Gustavo Henrique'nin aksine taraftarı artık avucunun içine aldı. Gustavo Henrique ama bir maç protesto yani eleştirildi, sonra oynadığında evet, da çok sırıtmadı. Öyle ama bir de mesela Lemos'un performansı iyi. O tek hata yaptı maçta. Dün Luan çok üst düzey bir performans gösterdi. Öyle olunca öteki stoperin de işini kolaylaştırıyorlar. Bir de Fenerbahçe maç boyunca da sıkıntı yaşamadı savunmada. Yani Crespo da çok inanılmaz bir mücadele verdi orta sahada. İsmail de aynı şekilde. İsmail aynı şekilde. Şimdi bu kadar fazla oyuncuyla hani diğer isimlerin de kötü gözükmesi pek mümkün olmuyor. Şimdi Fenerbahçe'de dün hani zannedersin ki Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybetmiş. Rövanşta 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin öyle bir görüntüsü vardı. Dün hatırla senle programa girmeden önce ben yanına geldim. Ya dedim akşamki maç ne olur, ne düşünüyorsun dedim. Evet. Benim kafamda açıkçası 2-1 ya da 3-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti vardı. Ama yukarıda işte bizim editör arkadaşlarla, programcılarla konuşurken soruyorum. Ya abi işte bu maç berabere biter. 1-0 kaybeder. Ya sen niye gidiyorsun öyle yukarılara, yanlış yerlere ya? Yani burada doğru bilgiyi burada alabilirsin. Arkadaşlar da spor editörü. Ama yani şimdi ondan sonra benim kafam karıştı. Ben de geldim. Yani, bir bilene spor, sordum. Radyo spor sordum. Bana sordu Barış abi. Tamam, geldim. Bizi bulamamış. Radyo spor varken başka yerde bilgi, fikir, aramak vizyon aramak, öngörü aramak. Yani şimdi Fenerbahçe'nin enerjisi, şimdi şaka bir tarafa, yani Fenerbahçe'nin enerjisini, Fenerbahçe'nin yükselen yani momentumunu ve Jesus faktörünü ve elindeki kadroyu nasıl farklı kullanmaya başladığını ve bunun da sırıtmadığını gördüğün noktada dün akşamdan daha farklı bir beklenti içinde olmak doğru değildi zaten yani. Gerçekten beklenti buydu ha. Bu kadar iyi futbol, bu kadar rotasyon, ağır rotasyon ve o rotasyonda oynayan oyuncuların sanki ideal 11 oyuncularıymış gibi performans göstermelerini hiçbirimiz beklemezdik ama bu maça da 4-1 demezdik ama 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 Fenerbahçe diyebilirdik. Yenilmez, berabere kalmaz, kazanır, oradakiye benzer bir maç olur falan derdik en kötü yani. Ama yok, bu maçı berabere biter, maç zor, belli yani olmaz falan demek. Genelde ya, çünkü Avusturya Wien'in de güçlü bir takım olmadığını, yani en azından bu seviyeye çıkabilecek bir takım olmadığını, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol seviyesine çıkabilecek bir takım olmadığını ilk maçta da gördük zaten yani. Fenerbahçe ilk maçta böyle oynamamasına rağmen 2-0 kazanıp döndü ve çok rahat oynadı. Ondan ziyade ilk maçın skoruyla alakalı. Onun üzerinden hani giden maçı hafife alırlar falan şeklinde. Tabii şimdi rotasyon olacak. İlk maç 2-0 zaten. Tempo düşecek. Çok fazla, evet. Ama işte Jesus'u tanımıyor. Üst katta arkadaşlar Jesus'u tanımıyorlar. Tempo yükseltmesine gerek yok. Yani Gustavo mesela Henrique tepki aldı. Çok ağırdı, şaşırdım. Ben en çok şeye şaşırdım. Yani gelir böyle futbolcu. Transferde arada böyle çıkar. Hani
işte sana scouting şirketinin kazığıdır. Bana iki tane iyi verirken bir tane arada hani alırsın ya, bir kilo meyve alırsın, arada bir tane sıkıştırırlar ya hani, fark etmezsin. Onun gibi olur ama Jesus'un olduğu yerde olmaz. Jesus kendi buluyor, getiriyor. Kendi network'ünden, kendi coğrafyasından. Bak oyunculara, ya oynamış bu sene ya bir sene iki sene önce oynamış Brezilya'da, Portekiz'de. Yani hep bildiği iki ve ben orada şaşırmıştım ya, bu adamla, bu kadar ağır bir adam nasıl girdi? Toparlıyor, dikkat edin. Yani evet, etrafında oynayan oyuncular iyi oynayınca onlar da rahatlıyor. Toparlamaları kolaylaşıyor. Ama işte Lemos'taki yükseliş, Perez'in müthiş performansı, ortada Gustavo'nun da gayet el ayağı düzgün bir görüntü verdiğini, hiç sırıtmadığını Mert'e aynı aktarıyorum, söyleyebiliriz. Bu kadar kötü, yani ilk anda gördüğünüz kadar kötü bir oyuncu olmaması da gerekiyordu. Zaten sonradan Jesus'un çağırıp azarladığı, hani ben seni bunun için almadım, sen ne olmuşsun falan gibi bir tablo da ortaya çıktı. Şimdi oturuyor taşlar. Yani o da ona göre antrenman yiyor, ona göre çalışıyor, kendisinden bekleneni veriyor. Yoksa böyle bir oyuncuyu Jesus alıp niye getirsin? Yani bunların hepsinin bir sebebi olması lazım. Çıkıyor aşağı. Yani dolayısıyla hocayı iyi tahlil ederseniz ve hocanın da istediklerini yapabildiği bir ortamın varlığını görebilirseniz, bunları görmek kolay değil. Bunları öngörmek kolay değil. Ama tabii şu var da hep, yani hala da devam ediyor tabii, her şey bitmiş değil yani. Jesus çok iyi teknik direktör, çok disiplinli, çok sert bir teknik direktör. İşte kafasındaki felsefe de bu. Ama oyuncu grubu bunu kabul etmezse, oyuncu grubunun egosuydu, işte o konfor alanıydı ya da bireysel çatışmaların takım çatışmasına dönüşmesi, hocayla o kan uyuşmazdı falan, bunlar olurdu. Bir kaos çıkardı. Jesus da bırakır giderdi, ben bunlarla uğraşamam derdi. Bunun örnekleri çok yaşandı dünya futbolunda, Türkiye'de ve her yerde. Ha, öyle olmayacak gibi bir görüntü olduğunu hissettiğimiz için biz, açık söylemek gerekirse, yani evet, bu kadar yüksek tempo, bu kadar farklı ve net bir galibiyet, bu kadar müthiş bir futbol beklemiyorduk ama hani beraberlikte yine de beklemezdim ben. İddia oranları da zaten onu gösteriyordu. Yani Fenerbahçe yine sanki ilk maç oynanmamış gibi favori gösteriyordu iddia oranları. Bu da aslında rehavet riskinin az olduğunu gösteriyordu. Buyurun, siz devam edin. Fenerbahçe'nin şimdi böyle bir tabloda rotasyonlu 11'i, onun dışında yine bir üçlü savunma tercihi Jesus'tan ve Fenerbahçe taraftarının zaten daha maç başlamadanki coşkusu, hani biraz Jesus etkisi, biraz her oyuncunun kullanılma etkisi, biraz rakibin durumu, ilk karşılaşmanın durumu, bütün bunları ortaya koyduğunda hani Fenerbahçe kendini öyle çok da fazla sıkmadan turu geçebilirdi. Ama dün, tekrar ediyorum, sanki Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazanmış değil, 2-0 mağlupmuş gibi bir oyun ortaya koydu ve bunu da kanıyla canıyla tüm oyuncularıyla yaptı. Şimdi burada böyle bir takımın hani arada hatalar da yapsa, arada kötü de oynasa taraftarı fethetmeme ihtimali yok. Bu şekilde mücadele eden bir takım. Ve bunun yanında Fenerbahçe çok klas hareketler, çok klas işler de ortaya koydu. Fenerbahçe'nin bir korner organizasyonu bile aslında bazı şeylerin göstergesiydi. Ondan sonra bazı oyunculardan beklenen ne? Yüksek kaliteyle farkını ortaya koyması. İşte İrfan Can'ın golü. İrfan Can fizik olarak takımın çok gerisinde olduğu net şekilde belli olan bir oyuncu. Ama ayağına o fırsat geldiği zaman o da işte yüksek kaliteyle kendinden beklenenleri yaptı. Hatta ilk yarıda golü de sayılmadı. Yani ucu ucuna bir offside'la şutu çekti. O kaleci kurtarmaya çalıştı. Doğru. Kurtaramadı onu da. Onu da yaptı aslında, evet, maçın başında. Diğer resmi olan golünde de yaptı. Şimdi takımın yeteneklisi kendinden bekleneni yapıyor. Takımın savaşması gereken oyuncuları kendinden beklenenin belki fazlasını yapıyor. Bunun dışında takım olarak ortaya konan da Fenerbahçe'nin çok uzun geçmişi olmayan bir takım olduğu düşünülürse, şimdi bu ekip 1,5-2 senedir aynı teknik direktör, benzer oyuncu grubu, aynı anlayışla devam eder. O zaman hep anlattığım, o takım zaten belli bir noktaya gelir. Böyle maçlar beklersin ama daha çok yeni oluşan bir takımda 11 oyuncunun da rotasyona rağmen belli bir seviyenin üzerine çıkması Fenerbahçe adına hani gecenin en olumlu noktasıydı. Nasıl bir Avrupa maçı istersin? İşte böyle bir Avrupa maçı istersin. Güzel bir İstanbul akşamı, tribüne gidiyorsun. Takım tam olarak karşılığını veriyor. Büyük bir coşku yaratılıyor. Goller geliyor. Rakip sürklese ediliyor. Giren çıkan fark etmiyor. Hani Fenerbahçe zannedersem uzun süredir bu kadar rahat, bu kadar keyifli,
bir 90 dakika yaşamamıştı. Neticede 6-1 ile geçilen bir tur. Bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde onunla devam edecek bir takım. Barış abinin dediği gibi ligde liderlik. Şu an tablo çok pembe Fenerbahçe için. Ve işte böyledir. Futbol böyledir. Spor böyledir. Normal şartlarda sen Jesus olarak üçlüye dönsen ve bir iki karşılaşmada problem yaşasan hemen üçlü savunma karşıtları başlayacaktı konuşmaya. Ama şimdi bakıyorsun üçlüyle alakalı olarak tek kelime yok. Hani bu takım üçlü oynamaz diyen biri var mı mesela? Oynayamaz diyen biri var mı? Neden? Çünkü sahadaki performansı görüyorlar. Peki buradan başka neyi düşünmek lazım? Demek ki Pereira haklıymış. Yani olay üçlü dörtlü değil, biraz daha sizin davranışlarınızla alakalıymış, oyuna bakışınızla alakalıymış. Takım üçlü oynadığı zaman böyle oynuyorsa tabii ki bütün sezon boyunca oynayabilir. Ama ihtiyacınız gelir dörtlüye dönersiniz. Pereira bunu söylemişti, yani önemli olan formasyon değil, davranışlardır demişti. Dün de Fenerbahçe'de bunu gördük. Şimdi tekrar ediyorum, yani Fenerbahçe böyle oynadığı sürece bu takım üçlü oynayamaz. Yok Türkiye Ligi'nde üçlü oynanmaz, üçlüyle oynayan takım şampiyon olamaz gibi bir şey söylenmez. Onu da göstermiş oldu. Artık eleştiriler yapılırken, yarın öbür gün işler kötü giderken bunu da aklımızın bir tarafına yazmamız gerekir. Aklımızın bir tarafına yazarken şunu da unutmamamız lazım. Şimdi üçlü savunma, dörtlü savunma tartışmasının aslında en büyük sebebi orta sahalardır. Yani bir takım üçlü savunma oynar ya da oynamaz derken tabii ki elbette stoper havuzu, stoper kalitesi, stoper havuzunun stoper havuzunun derinliği bu sorgulanır. Çünkü maça 3 stoper çıkıyorsun. 2 de yedeğin olması lazım. Hani buna uygun şeyin var mı? Stoperlerin o kadar iyi mi yani? Bir fazla stoper oynayacak kadar iyi mi stoperlerin? 3 stoperi birden ilk 11'e koyuyorsun. Ama bunun hemen sonrasında bunun kadar önemli olan soru senin orta sahan 3 savunmacıyla 4 yerine 3 savunmacıyla 1. bölgeyi savunan şeyle oynamak için yeterli mi senin orta sahan? Bu ne demek? Orta sahanın iki yönlülüğü, defans yapabilme kabiliyeti, iki yönlü oynama ve özellikle ofanstan defansa geçiş oyununu oynayabilme becerisi. Yani iki yönlü orta saha, merkez orta sahalar, çabuk oyuncular, aynı zamanda kanat oyuncularının son derece çabuk ve iki yönlü olması. Ya çünkü o üçlü savunma oynamaya çalışıp oynayamayan takımların genelde verdikleri falso nedir Ali? Arkada büyük boşluklar bırakıp kontratakta net pozisyon, kaleciyle karşı karşıya çok pozisyon verirler. Üçlü savunma onu oynayamayanlar daha çok bunu yaparlar. Ama dörtlü savunma, bloklar falan filan dediğinde ağır dönse bile savunmaya bir şekilde o pas aralarını yapacak, koşu şeylerini kapatacak, koridorlarını, pas koridorlarını kapatacak şeyi bulurlar o zamanı genellikle yani. Ama üçlü savunma oynadıklarında çok daha geniş bir alanda bir kişi eksik savunduğunuz için, bir de üçlü savunma oynayan takımda önde daha fazla oyuncu olmak için her zaman bunu yapıyor. Onun önde de kolay top kaptırıp geri kazanamadığınızda ve hızlı çıkan takımlarda arkada eksik yakaladığı için siz eleye dönersiniz. Her atılan topta araya stoper arasında koşu yapan her hızlı oyuncu kendini kaleciyle karşı karşıya bulur. Farka da giderler. Ondan korkar hep üçlü savunma oynayan, üçlü savunma çıkan takımların taraftarları ve şeyleri. Şimdi dolayısıyla üçlü savunma niye oynayamazsınız? Oynarsınız. Yani zaten hep şu söylenir. Dörtlü savunma oynayan takım da maç içinde üçlü savunma oynamasını bilmelidir. Çünkü sağ bek atağa katıldığında zaten sol bek atağa katılmaz. Sol bek atağa katıldığında sağ bek atağa katılmaz. Niye? Savunmayı kaydırmalı olarak üçler. Dolayısıyla siz hücuma çıktığınızda her zaman zaten top sizdeyken kaptırdığınız ani topta bir nevi üçlü savunma, dörtlü savunma oynarken bile atağı sonlandıramadan kaptırdığınız ve kontra ettiğiniz ataklarda zaten üçlü savunma oynuyorsunuz. Dörtlü oynarken bile üçlü oynuyorsunuz. Maç içindeki bir anlık görüntüden bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bunları zaten bilmeleri gerekiyor ve uygulamaya gerekiyor. Fenerbahçe'nin bugün üçlü savunmasını hiç kimsenin tartışmayacak olmasının sebebi stoperlerinin form durumunun yanı sıra Fenerbahçe orta sahasının kanat bekleri ve merkez orta saha oyuncuları olarak kendi aralarındaki uyumu ve özellikle de savunmaya yardım edebiliyor olmaları. Yani o Crespo'nun dünkü performansı, İsmail'in performansı, Fenerbahçe'nin kanat beklerinin sürekli Fenerbahçe atak yerken o alanı kapatmaları, birinci bölgeye gelip oradaki kalabalığı oluşturmaları. Ya bunları yapabildiğiniz zaman niye üçlü savunma oynamıyorsunuz? Bak üçlü savunma oynayınca Fenerbahçe 4 orta sahanın önünde 3
ofansif oyuncu, biri Serdar, arkasında iki tane ofansif orta saha İrfancan Rossi ile başladı. Barış abi, ama Fenerbahçe'nin en güçlü yanı bu kadronun, genel bakarsak 25-26 kişi, hücum oyuncuları mı dersiniz, savunma oyuncuları mı dersiniz? Ben hücum oyuncuları derim. Savunma oyuncuları şu an, dün siz ekstra hani Luan Perez'e, Gustavo Henrique'e ve Lemos'u işte koydunuz ama Arda'yı, Mert Hakan'ı, Valencia'yı, Zayt'sı kenarda bırakıyorsunuz. Bence Fenerbahçe bu kadroyla daha fazla dörtlü oynamalı derim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha fazla kaliteli olan oyuncuları, öndeki oyuncuları olduğu için, öyle senin söylediğin gibi, Fenerbahçe sahada daha fazla o kaliteli oyuncularından bulundurmak istiyor. Dolayısıyla da üçlü savunma oynuyor. İşte şimdi, bence üçlü, o zaman ama, ekstra bir defansif oyuncu koyuyorsunuz Barış abi. Ama, ekstra bir savunmacı atıyorsunuz. Sonuçta dörtlüde de sol bekte alıyoruz ki, sağ bekte Osay Samuel oynuyor. Stoperlerde de Perez ve Lemos oynuyor. Siz ekstra bir de Gustavo Henrique koyuyorsunuz. Şimdi rakip kaleye yakın üç oyuncunuz var. Rossi, İrfancan, dün Serdar ve bu değişiyor zaman zaman. Yani işte şey geliyor, Lincoln geliyor. Ondan sonra Arda Soradan giriyor, onu saymıyorum. Emre Mor var. Genelde ilk 11 başlayan. Lincoln oralarda oynamaya başladı. Rossi yoruluyor, Rossi'nin rotasyonunda. Ondan sonra İrfancan yeni görüyoruz. İrfancan'ı da ve hazır görüyoruz. O da koysan oynayacak lig maçında da ilk 11. O şeyde, Romomentum'da şu anda. Ama Fenerbahçe'nin Valencia var. Ve Joshua King var. O da geldiğinde. Daha Pedro var. Daha bir de Yıldız Santrfor gelecek. Şimdi ben de diyorum ki sana, Fenerbahçe'nin bu kadar iyi oyuncuları varken mümkün olduğu kadar bunların sayısını fazla bir arada sahada tutman lazım. Bunu yapman için de 11 kişi oynanıyor futbol. Birinci bölgeden taviz vermen lazım. Yani üçlü son mesela 3-5-2 oyun düzeninin çıkışının sebebi Danimarka milli takımıdır. Piontek'tir. 3-5-2 ilk defa dünyada oynatan adam, literatüre sokan adam. Niye oynattınız sorusuna verdiği cevap, elimde o kadar iyi orta saha oyuncuları vardı ki kıyamadım kesmeye, 5 orta sahayla çıkmaya karar verdim. Stoperler, bir de savunmadan da bir oyuncu çıkarttım, 3 kişi oynasınlar dedim. 4-4-2'yi bütün dünya 4-4-2 oynarken birdenbire bizim karşımıza 3-5-2'yi çıkartan motivasyon, o tek usta, o özgüvene sahip olan, o krediye sahip olan kurt teknik direktörü tabii nasip oluyor böyle bir şey yapmak. Bunun tek motivasyonu diyor ki, elim, çok basit bir sebebi var. Elimde diyor o kadar iyi orta saha oyuncuları vardı ki, yetenekli, iki yönlü. Kıyamadım diyor. Beşiniz birden oynayın dedim diyor. 11 kişi oynanıyor futbol. Ne yapsın adam? Önden de iki oyuncudan da eksiltmiyor. Arkadan eksiltiriz. 3-3 savunma, 3-5-2 oynarız bize 4-4-2 yerine diyor. Buradan çıkıyor iş. Şimdi Fenerbahçe'ye gel aynı düşüncede. Senin elinde, senin söylediğin gibi aynen. Joshua King'le beraber, Emre Mor'la beraber, Joao Pedro kulübedeydi geçen hafta. Artık oynamaya hazırlanıyordur bence. Yani yok, bu hafta Fenerbahçe pazartesi oynayacak. Ondan sonra yani eğer sen görürsen Joao Pedro'yu sahada, ilk 11 olmasa bile sonradan şaşırma. Yok söyledi galiba değil mi? Jesus. Bilmiyorum. Başıyla birlikte hazır olacak dedi. Bilmiyorum söylediğini. Dün kadroyu almadı çünkü. Tamam, yani o yüzden bir gün evvel ya bir maç evvel kulübeye koyup oynatmayıp dün kadroyu almadığı zaman sakatlığını yükseltmiyorsa oynatmaya hazırlanıyordur. Şimdi dolayısıyla aynen söylediğin gibi Fenerbahçe'nin ön tarafta çok yetenekli oyuncuları var. Bunların sayısını bir kişi fazla yapmak için savunmadan bir kişi kesersin. Efendim orta sahada diyorsun ki sen bir tane defansif orta saha fazla oynatıyor. Hayır, fazla oynatmıyor. Fenerbahçe'nin mutlaka ne oynarsa oynasın merkezde iki defansif yönü kuvvetli oyuncu oynaması lazım. Tek kaldığında Arağan'ın neler geldiğini başına gördük. Dolayısıyla Arağan, İsmail İsmail Yüksek, Zayt, Crespo. Takımda bunların kaldığını, ayrılmadığını, çünkü ayrılacağı şeyler de söyleniyor. Dördünün de takımda kaldığını kabul edelim. Bu dört oyuncunun ikili kombinasyonu mutlaka sahada olmak zorunda. Bu Fenerbahçe 4-3-3'te de oynaması alakalı bir durum değil. Mutlaka üçlü de oynasa, dörtlü de oynasa Zayt, Crespo, İsmail, Arao. Bu dördün ikisi olacak sahada. Hangi ikisi olacağına hoca rotasyonla karar verecek. Şimdi böyle olduktan sonra bak sayıyorum sana. Bir kaleci, 3 stoper etti 4. 2 tane bunlar etti 6. 5 oyuncuyu işte senin en kaliteli ve derin dediğin yerden 5 tane adam oynatma şansı verdik sana. Bu. Olay bundan ibaret. O 5'i de ikisi kanat olmak zorunda mutlaka. Üçü de merkez oyuncu olmak zorunda. O merkez oyuncunun üçü de santrafor pozisyonda ya da santrafor arkası. Ofansif orta saha, merkez ofansif orta saha değerlendirebilirsin. Santrafor'un yanında
daha önde değerlendirebilirsin. Yani ne diyorum, Valencia Joshua King oynattığı gibi de olabilir. Ya da tek başına Serdar Aziz'i oynatıp arkasında dün İrfan Rossi'yi bir biraz... Serdar Dursun. Pardon. Serdar Aziz dediniz. Serdar Dursun'u özür diliyorum. Önde oynatırken arkasında Rossi ve İrfan Can'ı oynattığı gibi oynatabilir. Yani orada o oyuncuları önde ya da arkada, yani defansif orta, yani merkezin önünde, ofansif ortasında da forvet olarak orada o kaydırma yapar. Rakip kaleye daha yakın, biraz daha biri arkasında, biraz daha orada, artık o maç içinde de değişir. Çok da dert de değil o. Çünkü Rossi'yi bir ara biliyorsun Valencia'nın yanında gördük biz, değil mi? Valencia'nın yanında. Valencia Rossi, Valencia Joshua King gibi oldu. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin ofansif oyuncuları var. Kanat ofansif oyuncuları var. Merkez ofansif oyuncuları var. Bunların Valencia ve Serdar Dursun'u santrafor gibi görebiliyoruz. Onun dışında giden hepsini, Joshua King, Joao Pedro, hepsini forvet arkası gibi, merkez ofansif orta saha gibi ya da forvetin destekçisi arkası gibi önde görebiliyoruz. Bu şekilde bir 5 oyunculuk bir kendine sahada marj belirlemeye çalışıyor Jesus. 6 oyuncuyu bu şekilde kullanmak zorunda. Şimdi 4 oyuncu savunma yaptığın zaman önüne 2 tane yine şey koymak zorundasın. Benim az önce söylediğim dörtlü, 4'ün ikili kombinasyonunu koymak zorundasın. Bir de kaleci etti 7. O zaman ne oluyor? Senin işte o ön taraftaki Rossi'den, Arda'dan başlayıp Valencia'ya, Joao Pedro'ya, Joshua King'e kadar giden o geniş havuzunda İrfan Can da dahil 4 kişi kullanabiliyorsun. Şimdi 4 yerine 5. O da 3 stoper. Ben matematik yanlışı yapıyorum. Yok, işte size söylüyorum ben sana. Sizin, yani benim matematiğimde ben bir fazla hücumcu kullanıyorum. Bir fazla hücumcu, siz... bir fazla hücumcu, sen bir eksik kullanıyorsun. O da stoper, yani üçlü savunma, dörtlü savunmadan kaynaklanıyor diyorum. Şimdi bak, kaleci var, 4 savunmacı var, 5. 2 ama... diyorum ki ben, 2 tane şey mutlaka etmek zorundasın diyorum. Bu 4'ün ikisini. Ama savunmacı derken yani bak, Alioski sol bekte oynuyor, sol kanat beki de oynuyor. Osay Samuel bekte oynuyor, tamam, kanat beki de oluyor. Yani tamam. Siz, ben şunu demek ben istiyorum. Oyuncu profili olarak söylüyorum Barış sen, abi. Sen, yoksa yerleşme olarak evet. Üçü de daha belki önde kullanıyorsunuz bekleri. Eyvallah ama siz yine bekleri kullanıyorsunuz. Ben bekleri önde kullanmak yani şimdi bekleri önde kullanıyorsun ama oyuncular da o, eğer o sana o katkıyı veriyorsa o oyuncuları sen benim o beşli zenginin içine koyman lazım. Yani çünkü sen şunu söylüyorsun eğer, yani Osayi Samuel ya da işte Alioski bu maçta bunlarla oynadığın zaman o öndeki yetenekli grubu daha az kişi kullanmış oluyorsun diye söylüyorsan, evet, eğer ben onu, ben de sana diyorum ki Fenerbahçe'nin bu önde baskının kırıldığı anlarda da takım savunmasından zafiyet yaşamadan geri dönüşleri yapabilmesi için senin öndeki havuzunu yani İrfan Can'dan da Mert Hakan'dan da başlayarak öne doğru Valencia'ya, Serdar'a, Joshua'ya, Joao Pedro'ya kadar bunların hepsini bir arada oynatarak yapamıyorsun. Geri dönüşler zayıf oluyor. Yani onların önde baskısı da zayıf oluyor. Ya bugün Fenerbahçe'nin yavaş yavaş dilimi ısırarak konuşuyorum. Hani Jürgen Klopp'un öndeki baskısını yapmaya başladığını görüyoruz biz Fenerbahçe. Türkiye Ligi standartlarında, şartlarında uygun rakiplerde tabii. Kalkıp Premier Ligi takımı yapmıyoruz Fenerbahçe'yi. Haddimizi biliyoruz ama yani Fenerbahçe'nin 5-6 oyuncuyla, hani o kırmızı formalılar var ya, sayıyorduk böyle. Ayağa kalkıyorduk seyrederken. Şimdi Liverpool bu ara kötü, ayrı. Ama bir felsefe var orada yani. O önde baskı, önde bir şey var. Şimdi Sadio Mane'ye gitti falan filan. O çok bocalıyorlar şu anda. Ama yani Manchester City'nin, Liverpool'un, bir dönem Barcelona'nın yaptığını yapmaya başladı Fenerbahçe kendi imkanlarında, kendi standartlarında. Bunu sen Emre Mor, Lincoln, Joao Pedro, Valencia, yani biraz Valencia'na uygun, İrfan Can falan yapamıyorsun aynı şeyi. Dolayısıyla evet, kanat beklerini biraz daha önde, o sayı ve şeyi önde kullandığın için biraz daha senin söylediğin anlamdaki oyuncuları eksik kullanıyor görüyorsun ama merkezde ön tarafta daha fazla oyuncu kullanıyorsun. O zaman bu düzende bir yıldız santrfordan ziyade yıldız bir stoper alması lazım düşüncesi olması. Vallahi gerekmiyor, biliyorsun, mu? Biliyorsun. Çünkü ön taraf artık biliyorsun, daha ne olacak? O konuda kafalar çok karışık. Yani o Fenerbahçe'nin çok iyi bir golcü beklentisi hep var ama şu ana kadar attığı gol sayısıyla Valencia'nın performansıyla, Pedro'nun daha Joshua King'in yükselen performansıyla, Joao Pedro'nun bu takımda oynadığı anda banko olması gerektiğinden hareketle, evet yani şu anda Lemos, Gustavo Henrique tercih edilir. Evet. Yoksa daha iyi, daha güvenilir. Dolayısıyla
Bunu da düşünmek çok doğru bir soru. Hep Fenerbahçe santrafor bir türlü almadı ne zaman alacak, ses getiren bir santrafor diye. O bir milletin böyle bir manevi bir tatmini gibi bekleniyor. Ama şu anda ihtiyacı var mı? Eğer üçlü savunmayı daha çok kullanacaksa, hele hele bu takımdan Crespo, Zayt teklifler var. Bir de bunlardan birinin ayrılma durumu olacaksa mutlaka Fenerbahçe'ye şey gibi bir adam gelmesi lazım. Luis Gustavo gibi bir adam gelmesi lazım. Hem stoper oynayabilen, ama Luis Gustavo'nun stoper versiyonu daha ziyade. Birinci pozisyon stoper ama ön libero'da oynayabilen. Necip gibi bir adam gelmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman çünkü senin hem merkez orta sahadaki o defansif orta sahalarını destekleyici olabilir sıkıştığında, hem de söylediğin gibi stoper havuzunu biraz daha kaliteli ve zengin hale getirmek gerekebilir. Hani orası biraz daha önem kazanıyor gibi gözüküyor şu Fenerbahçe. Yani bu Fenerbahçe'nin bu agresyonu, bu şey varken gol atmakta sıkıntı yaşamayacak gibi duruyor yani. Şimdi dediğin gibi João Pedro ve Joshua King de devam ettiğinde Valencia şu anda beklentilerin üzerinde iş yapıyor. Bu kadar da mücadeleci bir ön bölge ve aynı zamanda üreten bir ön bölge, gol atmaya da başlayan bir ön bölge, üçer gol, dörder gol falan atmaya başladı takım. Evet, şu ana kadar konuştuğumuz kadar öncelikli değil santrafor pozisyonu, ama alırlarsa alırlar, bir kişi fazla yedek oturur yani, biraz daha fazla rekabet olur, o da ayrı. Bu şu demek değil, ama biz bu konuşmamızdan şurada çıkmasın yani, Fenerbahçe bundan sonra hep üçlü savunma oynayacak diye bir düşünce de çıkmasın. Fenerbahçe'nin birçok maçta yine dörtlü savunma oynadığını göreceğiz. O zaman zaten dörtlü savunmada o kanat bekleri biraz daha arkada olacağı için ön tarafta da senin söylediğin hareketlilik ve o zengin oyuncu grubundan daha fazlasını, yani Emre Morlar falan daha devrede olacak. Ama şunu da unutma, o zaman da bu ön bölge baskısı falan biraz azalacak, olmayacak daha ön bölge baskısı. Daha dengeli bir futbol olacak Fenerbahçe'de. Ama rakibe göre, maça göre, dakika skora göre o değişkenlik de Fenerbahçe'nin elinde bir koz olarak duracak. Bir de onu oynayabiliyor olduğu için maç içinde de değiştirebilecek. Danimarka milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda yaptığı gibi. Yani takım bunu oynamayı, yani o kafasındaki planları geçiş yaparken iki oyuncu değişikliğiyle, üç oyuncu değişikliğiyle bir anda Fenerbahçe oraya dönüşebildiğini ve zorlanmadan dönüşebildiğini göreceksin. Çünkü birçok maçı oynuyor farklı oyunla. Bu da oturduğunda oyuncuların kafasında o Fenerbahçe'ye karşı önlem almakta daha zor olacak. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. .05 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'nin bugün kura çekim var Avrupa Ligi'nde. Tabii Trabzonspor da yolunu Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ben torbaları bir hatırlatayım. Zorlu takımlar var. Fenerbahçe 3. torbadan kura çekimine dahil oluyor. Trabzonspor ise son torbada yer alıyor. 1. torbada Roma, ki Mourinho'yla çok iyi bir hava yakaladılar. Ali abinin geçen sezondan bu yana dikkatini çekiyor özellikle tribün atmosferi, biletlere, kombinelere olan yoğun ilgi. Bu sezonda transferde öyle çok uçup kaçmadılar, belki çok para harcamadılar ama birkaç önemli takviye yaptılar. Gerçi Wijnaldum onlardan biri, çok ciddi bir sakatlık geçirdi ama yine transferde son günlerde adlarını bayağı bir okuyorum. Manchester United yine 1. torbanın bir diğer güçlü takımı. Onlar da sezona kötü başlayıp Liverpool galibiyetiyle toparlandılar ve şimdi birkaç takviye de yolda gözüküyor. Ajax'tan ve PSV'den oyuncularla ilgileniyorlar. Arsenal, ki galiba Wenger sonrası ilk kez bu kadar iyi bir Arsenal takım var desek yeri midir Ali abi? Sen daha yakından takip eden olarak. Demeyelim tabii şimdi. Wenger'den son. Dilini sürmen lazım. Belli olmaz. Ama genel yorum öyle. Son yılların en iyi başlangıcını yaptılar. Evet, o da zorlu bir rakip olur bugün eğer gelirse bizim takımlara. Lazio nispeten tabii ki bu saydığım 3 takıma göre biraz daha geride. Braga, Portekiz'in 4. büyüğü. Kızılyıldız Sırbistan'dan, Ukrayna'dan Dinamo Kiev ve Yunanistan'dan Olympiakos 1. torba da yer alan
takımlar oldular. İkinci torbada Hollanda'dan Feyenoord, yine Hollanda'dan PSV Eindhoven, Fransa'dan Rennes ki Doğan Alemdar'ın takımı o da. İspanya'dan Real Sociedad, Fransa'dan Monaco, Azerbaycan'dan Karabağ, İsveç'ten Malmö ve Bulgaristan'dan Ludogorets. Bunlar hep Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri. Üçüncü torbada Fenerbahçe ile birlikte Şerif, Moldova'dan, İspanya'dan Betis, Danimarka'dan Midtjylland, Norveç'ten Bodø Glimt, Macaristan Hollanda'dan Ferencváros, Almanya'dan Union Berlin ve yine Almanya'dan Freiburg olacak. Ve son torbanın tabi Trabzon bir kenara. Fenerbahçe ile bu arada Trabzonspor aynı grupta olamayacaklar statü gereği. Eşleşme ihtimalleri yok. Dördüncü torbanın da en güçlü takımı Fransa'dan Nantes olarak gözüküyor. Finlandiya'dan Helsinki var. Avusturya'dan Sturm Graz. Kıbrıs'tan Ajax Larnaka ve Omonia takımları var. Güney Kıbrıs'tan İsviçre'den Zürih ve Belçika'dan da Union Saint-Gilloise ki geçen sezon uzun bir süre ligi lider götürüp playoff'ta şampiyonluğu kaybetmişlerdi. Dördüncü torbada bu tabii ki her kura çekimi öncesi olduğu gibi istenen ve istenmeyen takımlar var torbalarda. Özellikle birinci torbada herhalde saydığım ilk üç takımı kesin ve kesin istemeyeceğiz. Roma, Manchester United ve Arsenal, Lazio'da keza dördüncü sıraya yazabileceğimiz takım. Ama onun haricinde Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev ve Olympiakos çok fazla göz korkutmayan takımlar. Kağıt üzerinde tabii bunların hepsi. Yoksa sahada lokum gibi kura çeksek de zorlandığımız dönemler oluyor. Buradan var mı Ali abi gözüne kestirdiğin bir takım? Önünde sanıyorum açık. Senin açık. De tam var. Olarak şey senin söylediğin gibi %100 yani Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos'tan iki tanesi bizim takımlara gelse müthiş olur. İlk torbadan. Dinamo Kiev'i de görmüştük. Fenerbahçe maçlarında izledik. Yani öyle çok tehditkar değillerdi ta ki Fenerbahçe 10 kişi kalana kadar öyle hiç yenilmeyecek bir takım değil Fenerbahçe karşısında gördüğümüz Dinamo Kiev. Onlar iyi. İkinci torbada da tabii ki PSV Eindhoven en burada bakayım zorlu takım. Sociedad İspanya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Geçen yıl. Rennes yine güçlü bir ekip. Onlar da gerçi oyuncu kaybettiler bayağı bir ama yine de Rennes'dir. Feyenoord PSV'nin belki bir tık altı olarak değerlendirebilirsiniz ama onlar da önemli bir ekol. Geçen sezon da Avrupa'da çok iyi işler yaptığını hatırlatalım değil mi? Konferans liginde finale çıkmıştı Roma karşısında Feyenoord. Onlar da etkili bir performansları vardı. Monaco yine önemli bir yatırım. Onlar da transfer dönemini hareketli geçirdiler. Bu takımları pek istemiyoruz. Burada da Karabağ, Malmö ve Ludogorets. Karabağ iyi takım. Ama diğerlerine göre. Tabii diğer yani. Yoksa Braga da iyi takımdır büyük ihtimalle tabii, izlesek ama. İstersin ama mesela Karabağ ilginç dişli bir takım. Malmö'yü gördük. Onlar da kötü değil. Ama burada tabii seviye bir tık düşüyor net olarak. Hı hı. Burada da yine mümkünse az önce senin söylediklerinde aslında çok net hani kura çekimine ekstra bir şey söylemeye de gerek yok. Kaçınılması gereken ve olabilecek takımlar var. Bazen kura şansı oluyor. Bazen de Victoria Pilsen gibi oluyorsun işte. Evet dün Şampiyonlar Ligi'nde büyük şanssızlık yaşadılar. Bu arada Karabağ'da hani Transfermarkt'a gidip piyasa değerine bakayım dedim ama hani oyun olarak çok iyiler belli ki ama kadro kalite değer olarak da 1 milyon euronun üzerinde olan iki oyuncuları var. Biri 1, biri 1.2. Evet ama oyun olarak ama tam tersi bir görüntü. Ama bak şöyle düşün. Fenerbahçe 3. torbadan giriyor. Trabzonspor 4. torbadan giriyor. Karabağ 2. torbadan giriyor. Evet evet de son yıllarda puan olarak belli bir noktadalar ki zaten. Puanları toparladılar yani son yıllarda. Şimdi Karabağ diyorsun. Büyük ihtimalle toplamı 25-30 milyon euroluk bir takımdır. Fazlası değil. O kadar bile yok. O kadar mı? O kadar yok. O kadar bile yok yani. En yüksek 1 milyon 1.2 yani oyuncu. Ha işte şey olarak düşündüm. Ortalama olarak hani böyle. 20 çarpı 1 desem bile 20 yine milyon kurtarmıyor. Etmiyor yani 25. Düşün onlar ikinci torbadan girebiliyor. Aynen tabii ki öyle ama hani kadro kalitesi olarak da onların da takım oyunuyla belli ki bir şeyler başarmışlar son yıllarda. Golcü takım sürekli gol atıyorlar. Öyle mi? Golleriyle ön plandalar. Bakalım hangi takımlar gelecek. Bugün saat 14'te Türkiye saatiyle kura çekimi yapılacak. Biz Etik'te olacağız. Biz de an be an takımların rakipten çok uzuyor gerçi. Dün Şampiyonlar Ligi 7'de başladı. Grup kurası bitti. Hemen Fenerbahçe maçına geçtim yani. Ödüllerle birlikte. Ki ödüller sonra mı kura çekimi? Önce değildi değil mi? Sonraydı mı? Kura çekimleri biliyorsun. Fikstür çekimleri, kura çekimleri. Yani çok organizasyon yapmak bile bana abesle iştigal geliyor. Hatta dün işte evde Gizem'le izliyoruz. Ben açtım. Hı. O da takip ediyor. Şimdi bunun için İstanbul'a mı geldi herkes dedi. Bak. Yani
Gizem de doğruyu dar başında bulmuş hemen. Evet, gerçekten öyle ama yani evet, bir saat için canım, geliyorlar. Bayağı da kalabalık. İşte PSG'de Nasser Helaifi gelmiş. İşte Atletico Madrid Başkanı, bir üst düzey temsil edildiler bir de. Yani de onlar geldi, bir şey ortaya koydu da işin karşı tarafında mesela sen neden bir saatini oraya verdin oluyor. Çünkü bittiği anda ben zaten bütün grupları görüyorum. Hı. Asıl olan bütün grupları görmek de yani o gidecek, onu çekecek, topu açacak. Ben niye onu izliyorum? Tabii mesela, ben de bir şeyim yok diye izledim. O bir saati neden oraya verdim? Onun bir karşılığı yok bende. Hı. O yüzden sevmiyorum. Fikstür çekimleri öyle keza. Heyecan taraftar açısından. Efendim? Taraftar açısından ya, heyecan. Ben de meraktan izledim. O oralara katılan, boşluktan, orada adı yazan takımların taraftarı, ha kime çıktık, çıkacağız. Yani bir hepsini birden görmek var. Bir de bire düşmeyelim, ikiye bu çıktı, vay bununla bu düştü, tabii, biz acaba neredeyiz, o heyecan var ya, yoksa ne? Benim için ölmüş demek. Senin için ölmüş, sende problem var. Sende problem. İşte orada orada takım olan bir adam o kura esnasında kimden sekti, kime yakalanabilir? Dün o her zaman şekilde, pizenliler bayağı bir şey oldu. Peki beni nasıl açıklayacaksınız Barış abi? Benim tuttuğum seni ben hiç açıklayamıyorum uzun yıllardır. Uzun yıllardır seni açıklayamıyorum ben. Ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü ben de hiç yani bir ben şeyi bekliyordum. Paris Saint Germain'le Barcelona'nın aynı grupta olmasını bekliyordum. Hikaye oradan olmadı. Evet, orada Lewandowski üzerinden hikaye yazıldı. Oldu. Messi üzerinden yazılamadı. Sen de hikayecisin, hikaye arıyorsun. Evet, ben hikaye merak ediyordum. İşte Haaland'la Dortmund, City ile Dortmund'un eşleşmesi yine. Tabii Lewandowski kadar olmasa da o da bir sen romantiksin. Diyeceğim. Evet, ben futbolun daha romantik. Fenerbahçe Dinamo Kiev eşleşmesi o zaman bekliyorsun sen. Bugün için. Jesus öyle söyledi, benim dedi bu uhde kaldı, ben de dedi uhde dedi. Biz hak etmedik elenmeyi dedi. Hazır değildik, bugün daha hazırız dedi. Bugün isterim gelsinler dedi. Ben de farklılık da arıyorum Barış abi. Yani eşleşti, oynadılar iki maçı. Kiev Dinamo deriz ona biz. Ya Kiev Dinamo maçı olursa belki olabilir ama böyle farklı takımlar olsun. Böyle Avrupa'da da mesela çeyrek finalden itibaren şeysiz eşleşebiliyorlar ya mesela aynı ülke takımları. Onu da çok istemiyorum. Aynı ülkeden ziyade daha çok farklı görmediğimiz maçları izlemek istiyorum. Dinamo Kiev'de izledik. Bu durumda mesela ilk torbadan Roma, Manchester United, Arsenal gibi bir takımın gelmesi heyecanı arttırır. Evet. Yani aslında taraftar i̇stemezsin gözüyle normalde bakarsan evet istemezsin ama ben Galatasaray için de fark etmez. Şimdi Galatasaraylı diyebilir ama ben biliyorsun mesela, Galatasaray da Barcelona isteyen. Manchester United'la da eşleşirse bir takım, hani Ronaldo'nun gelme ihtimali var. Aynen. Eğer takımdan ayrılmazsa güzel bir hikaye çıkar evet, oradan. Ben biraz öyle bu bakıyorum. Bu troll futbol şeyi var. Ben takip ediyorum Twitter'da. Çok güzel. Onu gördünüz mü? Puan cetvelini koymuş. Evet yani. Puan cetvelini koymuş. Bastığı zaman puan cetvelin üzerine en altta da cookie'leri kabul ediyor musunuz var, tamam mı? Hı. Diyor ki Liverpool'un diyor yerini görmek için cookie'leri kabul etmez lazım diyor. Aynen, çok heyecanlı. Çok güzel. Müthiş yapıyorlar. Müthiş. Evet. Bugün kura çekim var. Saat 14'te Avrupa Ligi'nde onu takip edeceğiz ve sonrasında konferans liginde de 15.30 Başakşehir ve Sivasspor, ki Sivas dün tabii aynı saate denk geldi karşılaşma ama çok iyi şeyler okumadım Sivas'la alakalı olarak. Şut istatistiklerine baktım, hani belli bir yere kadar çok az sayıda şutumuz vardı. Yani ofansif bir kadro çıkarmaya çalışmış Rıza Çalınbay ama sahada onun karşılığını pek alamadığını gördük. Başakşehir'de şanslıydı biraz. Özellikle ikinci yarıda penaltı pozisyonu 1-0 öndeyken Volkan Babacan geriye pas geliyor. Orada topu ayağından açıp faul yapıyor. Sarı kartı var ilk yarıdan. Gösterse gösterir. Kırmızı kartla da oyun dışı kalabilirdi. Bir kişi eksik. Maç 1-1. Çok zor olabilirdi. Hakem göstermedi. Ve hakeme de yoğun bir itiraz olmuş gördüğüm kadarıyla. Orada da hani tur şansı, futbol şansı bizim lehimize gerçekleşti. Hemen zaten Okaka ile golü bulduk. 3-1 ile de Alexis ile toplandı 4-2 ile Başakşehir turu geçmeyi şimdi başardı. Mehmet Ünlü güzel bir şey söylemiş. Ve onu biz dile getirmiştik, hatırlatmış. 4 takım birden şeye geldi. Gruplara. Perşembe gününe geldi. Perşembe, evet. Bu durumda Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını sürekli olarak Cuma ve Cumartesi oynayacak gibi gözüküyor. Evet, Cuma Cumartesi net olarak öyle oynayacak da. Pazartesi ve Pazar oynayacak Perşembe oynayanlar. Evet. Hepsini pazartesi alamazsın 4 karşılaşmayı, değil mi? Şimdi orada da haksızlık, biz az dinlendik bir gün yani İstanbul'un 2 tane takım var. İstanbul'un 2 tane takım olduğu için belki çarşambaya çekme ihtimalleri var. Ama düşük bir ihtimal. Başakşehir, Fenerbahçe. Başakşehir, Fenerbahçe. Dolayısıyla olabilir bak, ama aynı şehrin takımlarında onu yapıyorlar. Ama gene de bir tanesi Perşembe oynayacak. Ama deplasmanlı yaparsan biri içeride biri dışarıda denk gelirse zaten bu da sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Bu durumda hakikaten Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlar pazar günlerini boşaltsınlar.
Ha şey o cuma cumartesi oynadığı maçlar pazarlı da. Pazar günü onların yani. Bu hafta tatil, pazar günleri onların. Aynen. O da TFF'de bu fikstüre biraz tabii kafa yormak durumunda kalacak. Şimdi 8-17 saatlerimiz. Kurallarla ilgili ekstra tabii şunu da ekleyelim. Hadi Başakşehir tabii onu da eklemek lazım. Birinci torbadan katılacak. Evet. Konferans ligi kura çekimine. Villarreal var, Basel, Slavia Prag, AZ Alkmaar, Gent, Partizan ve West Ham United. West Ham da burada var. İkinci torbada Kluj, Molde, Steaua Bükreş, Fiorentina, Köln, Hapoel Berşeva, Apollon ve Slovan Bratislava. Burada Fiorentina'yı kimse istemeyecektir. Onun haricinde fena belki Köln'ü sayabilirsin. Üçüncü torbada Nice, Anderlecht, Zalgiris, Avusturya Wien, Hearts, Shamrock, Sivasspor ve Vaduz var. Vaduz da gerçekten tarih yazarak o tarihlerinde ilk kez grup aşamasına evet. kaldılar yanılmıyorsam. Rapid Wien'i geçtiler. İlk maç beraber iç sahada revanşta 1-0 rakipte 10 kişi kalmış sonrasında. Ve Türk oyuncu Tunağan Çiçek'in deplasmanda attığı gollerle turu geçmişler. İkinci yarının başında da çıkmış oyuncu. Dördüncü torbada da Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Jurgarden, Pjunik, Riga ve Balkani var. Balkani'de ya Kosova ya Makedon. Evet. Onlar da dün şeyi elediler. Şukupi'yi mi? Şukupi'yi elediler. Nerede aklına geldi Şukupi? Baktım o maçlara, baktım. Nerede? O da çünkü kazık maçlarında izleyip etkilendiğim bir Adetunji vardı forvetleri. Baktım hala o takımda devam ediyor. Onlar da önemli bir başarı elde etmişler. Takımlarımıza da kura şansı dileyerek aramıza gidelim. Telefon hattını açacağız sonrasında. 0212-363-0434 ve transferle ilgili de konuşacağımız çok fazla konu birlikte Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, hatta Fenerbahçe'de çok gelişme var. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.23 saatlerimiz, telefon hattını açmıştık. Şimdi dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İsmim Selim. Konya'dan bağlanıyorum. 46 yaşındayım. Bir şirkete İK yöneticiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barış Bey, teşekkür ederim. Buyurun. Gerçekten de radyonuzu beğenerek dinliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bor yayıncılığınız için. Bir konu aslında gündemle çok... Sizin şu anki gündeminizle bağlantılı değil ama dün akşam maçlar bittikten sonra TRT'yi açtım. Orada yanlış haber vermekle tescilli bir arkadaşı görünce gerçekten de çok üzüldüm. Yani spor yayıncılığı ve habercilik adına. Kendim de iletişim mezunuyum. Mesleğimi yapmıyorum. Yani gerçekten de üzülüyorum. Yani insanların muhabirlik yerine basın sözcülüğü yapmaya çalışmasına. Sonra sosyal medyayı açtım. Ünlü bir Beşiktaş muhabiri ya da basın sözcüsü değil, Deli Ali transferini paylaşmış. Transferi paylaşmanın gururunu yaşamak yerine hani diğer kişilerden önce paylaşmak. Yani insanlar şöyle transfer, böyle transfer. Gerçekten de üzülüyorum yani. Yani bunlara çok üzülmeyin. Şimdi yani basın mensuplarının, gazetecilerin, muhabirlerin, kulüplerin sözcüğüne, adeta avukatlığına veya amigoluna soyunmaları ilk defa olmuyor. Giderek bir rutin ama haline geldi ülkemizde. Giderek daha kötüye gidiyoruz. Ben buna üzülüyorum. Yani. Karşılığı çok bakın. Daha... Burada çok üzülecek, bunu dertlenecek bir tarafı yok. Yani bizim ülke olarak, futbol olarak, spor olarak o kadar çok büyük sorunlarımız var ki. Onların içerisinde bu ufak tefek sorunlardan bir tanesi. Hani hiçbir derdimiz tasamız kalmadı da bununla dertlenecek bir halimiz olduğunu da düşünmüyorum. Size de naçizane tavsiyem o yönde. Çok da takılmayın. Çünkü şöyle bakmak gerekiyor. Bu işte niçin mesleğini yapan insanlar
objektif bir şekilde o mesleği icra etmek yerine o kulübün adeta yani maaşını sanki kulüp ödermiş de kulübün sözcüsüymüş gibi davranırlar diye sormak yerine niçin toplumda böyle davranmanın karşılığı var diye sormak daha doğru. Sonuçta geniş kitlelere adres etmek lazım sorunları çözmek istiyorsanız kalabalığı. Oradaki arkadaşımız şimdi burada tabii burası bir sonuçta bir biz yayın mecrasıyız. Biz bir medya mecrasıyız. Tabii medya kuruluşuyuz. Yani. Yayın yapıyoruz. Şimdi farklı kanallarda, farklı platformlarda aynı meslekten olduğumuz insanların ismini telaffuz ederek, platformları, kanalları telaffuz ederek doğrudan eleştiri yapmak bize yakışmaz. Doğru olmaz. Sizden de ricamız buna hassasiyet göstermeniz. Ama genelleyerek eğer bu soruna fanatizmin medyadaki ayağına, medyadaki fanatizm boyutuna dikkat çekmek istiyorsanız elbette haklısınız. Doğru yerde söylüyorsunuz yani, bunu. Ki benim üzüldüğüm konu şu. Yani Türkiye'de ya da dünyada halk adına hareket eden iki ya da üç kesim olduğunu düşünüyorum. Birincisi hakimler, hakemler ve gazeteciler. Yani bunlar halk adına, yani bizler adına hareket edip çalışması gereken insanlar olduğunu düşündüğüm için üzülüyorum. Yani onlar bu klasmanı çok rahatlıkla kolluk kuvvetleri, polis, asker, savcı, doktorlar, tıp çalışanları yani o kadar çok uzatabiliriz ki o listeyi. Şimdi öyle bir şey yapmak çok doğru değil. Hani ben sadece size şunu söylemek istiyorum. Bakış açımızı genişlettiğimizde sorunun kaynağını X arkadaşımız, Y arkadaşımız, Z radyo kanalı, T televizyon kanalı değil. Sorunun kaynağı toplum. Toplumda karşılığı olduğu için bu arkadaşlar böyle davranıyor. Eğer toplum bir muhabirden, kardeşim kulübün taraftarı zaten benim, kulübün amigosu zaten benim, kulübün yöneticisi zaten benim ve ben olmasam bile bunlardan var zaten. Bize bir tane daha fazla yönetici, bir tane daha fazla amigo, bir tane daha fazla taraftara ihtiyaç yok. Bize muhabir lazım. Sen eğrisini, doğrusunu, iyisini, kötüsünü bana ver. Ben kulübümle ve bütün kulüplerle ilgili her türlü doğru bilgiyi, sağlıklı bilgiyi ama iyi ama kötü ben alayım. Sonra onun değerlendirmesini biz yaparız. Muhabir olarak sen kalkıp hem savcı, hem hakim, hem amigo, hem bilmem ne, hem yönetici olma dese toplum. Toplum bunu dese öyle bir istihdam oluşmaz. Herkes o zaman asli işini en doğru şekilde, en çarpıcı şekilde, en sorgulayıcı şekilde ve hatta en doğru şekilde yani en rahatsız edici şekilde. Bakın gazeteci dediğiniz kişi, medya mensubu dediğiniz kişi rahatsız edici olmalı. Aynen. Rahatsız etmiyorsa ne yapıyordur? İşini yapmıyordur, PR yapıyordur. Yani Atilla Türker gibi rahatsız edici olması lazım. Ben yayınlarımda çünkü Atilla Türker, Atilla Türker gazeteci. Bak Beşiktaş dedi. PR adam demiş zamanında Wall Street Journal'ın birinin efsanevi genel yönetmenlerinden şef editörlerinden biri söylemiş. Adını hatırlamıyorum. Adam demiş ki gazetecilik demiş basılmasını istemeyen haberi basmaktır. Basılmasını istenmeyen haberi basmaktır. Bunun dışında yapılan her iş PR çalışmasıdır. Bunu söylemiş adam, tamam mı? Bu meslekle ilgili de kanayan yara budur. Ama bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada kanayan bir yaradır. Biraz grupları, daha bibe vurmuş durumdayız, o yüzden yani, gerçekten de orası bilmiyorum ama medya grupları, medya gruplarının motivasyonları da habercilik, gazetecilik değil. Farklı motivasyonlarla, medya patronları da farklı motivasyonlarla davranıyor. Çalışanlar da maaş aldığı yere hizmet etme noktasında kendini güvende, işlerini iyi yapıyor hissetme noktasında en doğru haberciliği, en rahatsız edici, sorgulayıcı haberciliği yapmaktansa arkalarını camialara, taraftarlara dayayarak orada bir karşılık bulduklarında kendini daha güvende hissettiği için gazeteciler de bu işi böyle yapıyor. Toplum da böyle bir gazetecilik talep ettiği için böyle bir ihtiyaç doğuyor. O ihtiyaç karşılanıyor. Toplum ihtiyaçlarını doğru belirlerse, doğru pozisyonlarsa mesleklerde kendini ona göre tabii ki düzeltir. Ben de adımıza doğru planlayıp sizi dinliyoruz. Evet, çok yayınlarınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hepsi bir kadar olmasa da Sabah Spor'unu da seviyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
Her insanın bir kusuru vardır. O da sizin kusurunuz. Doğru. Bu programları hat-trick kadar olmasa da Sabah Spor'u da seviyoruz dedi. Hat-trick dedi değil mi? Ha, yok, duymuştum da tekrar ettirmek istedim. Vay, bunlar da iyi. Bu da ben iyiymiş. Ama gerçekten duymadın zannettim. Çünkü hiç iyiymiş. Tepki vermedin ilk başta. Bu da iyiymiş. Ama işte o da yani her insanın bir kusuru var. O kadar olacak. Şimdi her şeyi doğru konumlayamıyorsunuz. Markaları doğru konumlamak her zaman mümkün olmuyor. Programları doğru konumlamak, günü doğru konumlamak, zamanı doğru kullanmak, öncelikle doğru belirlemek her zaman mümkün olmuyor. Hepimizde bu hatalar oluyor. Dinleyicimiz de sonuna kadar güzel getirdi. Ama ona da nazar boncuğu diyelim. Yoksa hat-trick programı gibi çok var. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.37 saatlerimiz, dinleyicimiz hazır hattımızda, onunla devam edelim hemen. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Savaş ben, 51'lik olduk. Galatasaraylıyım, İstanbul'dan arıyorum. Fikri hür, vicdanı hür bir Galatasaraylıyım. Özellikle belirtmek isterim, çok şükür. Keyifle dinliyoruz her zaman olduğu gibi, arada sırada bağlanıyorum. Fenerbahçe'yi tebrik etmek için aradım. Aslında Fenerbahçe futbol takımının zaten geçeceğini bekliyordum. Fenerbahçe futbol takımının çok tebrik edecek bir şey yapmadığını düşünüyorum ama tribünleri çok tebrik ediyorum. Taraftarları çok tebrik ediyorum. Gösterdikleri duruştan ötürü tebrik ediyorum. Sizi de tabii yapacak bir şey yok. Siz işinizi yapıyorsunuz. Spor yorumluyorsunuz. Barış Bey arada sırada Twitter'dan da takip ediyorum. Sosyal şeylere de değiniyor sağ olsun. Artık yorumları da kapatmaya başladı. Çünkü öyle saçma sapan yorumlar yapıyorlar ki altına yazdıkları şeylerin. Şu bana çok şey geliyor ya, yani ülkede doğru giden bir şey yok ya, yani bir mezarlıklar çok iyi çalışıyor, çok iyi gömüyorlar, yani %99.9 memnuniyet oranı varmış Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıklar müdürlüğünde. Çok hakikaten çok güzel gömüyorlar hepimizi, yani yakınlarda bir akrabamızı kaybettik, ben ilgilendim, hakikaten 10 numara iş yapıyorlar, tebrik ediyorum. Çok güzel gömüyorlar. Yani hakikaten, ama bak şaka değil bu, gerçekten işlerini harika yapıyorlar. Ama onun haricinde neredeyse doğru giden hiçbir şey yok. Yani bir kızcağızımız, bir sanatçımız bir laf söyledi diye anında gözaltına alınıyor falan. Yani garip garip bir hale geldi ülke. Bu bir yandan böyleyken diğer yandan bu niye böyle, bu sporda niye bu böyle, ne bileyim onları futbol. Eski Galatasaraylı futbolcu diye böyle yaptı. O niye böyle oldu? Yani onları tartışmak biraz bana hakikaten şey geliyor. Ama dediğim gibi size çok saygım var. Keyifle dinliyorum. Bizim işimizin... Teşekkür ediyoruz bir kere hakkımızda düşünceniz için ve bağlandığınız için, ikisi için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Fikirleriniz için de ben şahsen teşekkür ederim. Gitti mi dinleyicimiz? Yok, burada. Yayında değil mi? Buraya. Ha, tamam. Şimdi ben teşekkür ederim ama bir de bu bizim yani işimizle ilgili. Şimdi bizim spor radyosuyuz. Evet, tabii evet. Spor gündemi bizim, yani bir de bazen diyorlar ki bizim için. Yani diyorlar, dinliyoruz diyor mesela, bir tanesi yorum yapıyor. Sabah sabah diyor, açtım diyor radyo sporu diyor. Sanki diyor konuştukları konu diyor dünyanın merkeziymiş gibi. Çok çok önemliymiş gibi büyüterek anlatıyorlar falan, neler oluyor dünyada. Bizi böyle olup bitenle, yani ülkede ve dünyada olup biten çok önemli olaylarla ilgisi olmayan, sığ sporla yaşayan ve çok basit aslında dünyada çünkü bir konular. Bunlar gibi zannediyorlar. Aslında asıl sığlık orada. Çünkü bizim arkada başka ilgi alanlarımız, merakımız, donanımımız, toplumla ilgili, ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili, ülkeyle ve dünyayla ilgili fikirlerimiz var. Biz de derinliği olan insanlarız. Yani biz de futbol topuyla yatıp kalkmıyoruz. Ama burada yaptığımız iş bu. Bu bir spor radyosu. Bu radyoyu dinleyenler spor dinlemek için
için, sporla ilgili konuları dinlemek için bağlanıyorlar ve dinliyorlar. Dolayısıyla dünyanın merkezinde o varmış gibi gerçekten. Sadece o varmış gibi davranmakta zorundayız. Kaldı ki biz yine onun sınırlarını esnetiyoruz. Zaman zaman toplumsal mesajlar, ekonomik konular, siyasal konular bilmem ne falan. Herkesin ortak kamu menfaati çerçevesinde buralara da girmeye, özellikle ekonomik konular, finansal okuryazarlık, Bitcoin vesaire gibi, bunlar bizim aynı zamanda köşe köşe sponsorluklarla da gelir kaynağı da olduğu gibi, her şeyde sporla ilgili bir şekilde, spor ekonomisiyle de ilgili. Yani biz bugün doları, euroyu niye konuşuyoruz radyo sporda? Yeri geliyor. Bir, satıyoruz o köşeyi sponsora. İki, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın euro ile dolarla borcu var, TL ile geliri var. Yani euro arttığı zaman, dolar arttığı zaman borçluluk büyüyor. Gelirlerin şeyi düşüyor. Alım gücü düşüyor. Kulüpler daha büyük zora giriyor. Yani sonuçta her şey birbiriyle alakalı. Yani sizin söylediğinizde de o hassasiyetlerin hepsinin farkındayız. Ama günün sonunda yaptığımız işin içinde kalmamız, %90-95 kalmamız da görevimiz. Sevgili Barış Bey, siz özellikle çok takdir ederek takip ettiğim insansınız. Ben 3-5 tane insanın yorumlarına kapılmamanızı, onları yok farz etmenizi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok net. Türkiye'nin en büyük problemi eğitimsizlik. Çok net. Bizim insanımız okumuyor. Bizim insanımız görüyor, televizyondan seyrediyor ya da sizler gibi insanları dinliyor. Çok önemli görevleriniz var. Lütfen bundan vazgeçmeyin, hatta arttırın. Ben sizden bunu acizane 52 yaşında iki tane evlat babası, düzgün bir insan olarak hiçbir zaman karakola gitmedim hayatımda. Mahkemeye çıkmadım hayatımda. Ya vergimi hiçbir zaman vergi kaçırmadım. Hiçbir zaman yalan konuşmadım. Yani çok şükür Allah'a. Bu böyle iyi bir Türk'üm, iyi bir insanım, iyi bir vatandaşım. Evet. Sizden rica ediyorum, bundan vazgeçmeyin. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bizimle ilgili düşüneceğiz ve tekrar bu şekilde bir profil olarak da kendinizi anlattınız. Bundan da mutluluk duyduk. Tabii toplumda sizin gibi insanlar, kendini bu şekilde tarif edebilen, gönül rahatlığıyla sizin söylediklerinizi söyleyebilen, başına da yastığını rahat koyup rahat uyuyabilen insanlar arttıkça, sporla ilgili ve diğer bütün temas ettiğimiz, ima ettiğimiz konularla ilgili konularda düzelecek. Eğitim de dinleyicimiz. Ona ben bir şey daha koymam lazım. Aile terbiyesi koymam lazım. Hakikaten insanın ahlaklı olmasını sağlamıyor eğitim. Yani onu söyleyelim, yani okuldaki eğitim, öğretim insanın ahlaklı bir insan olmasını, vicdanlı bir insan olmasını sağlamıyor. Ben ne profesörler gördüm, ne üst düzey eğitim almış, dünya çapında eğitim almış, dünyanın her yerinde en iyi paraları kazanabilecek donanımda, kendi meslek içinde insanlar gördüm ama içinde farkındalık, algı, toplumsal duyarlılık, ne diyeyim size, vicdan, etik değerler, ahlak zerre kadar bundan nasiplenmemiş insanlar görüyorum. Bunu da modern dünyada karşılığı da şu: ya adamda müthiş IQ var ama EQ yok. İşte o EQ yok dedikleri, onun arkasında hani EQ duygusal zeka diyorlar buna. İşte o duygusal zeka dediğiniz şey, zaten biliyorsunuz bir potansiyel. Yani akıl başka şey, zeka başka şey. Ne kadar zeki olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü zeka sizin potansiyeliniz. O potansiyeli hayata geçirdiğiniz, somut bir şeye dönüştürdüğünüz kısmına zeka denmiyor, akıl deniyor. Çok zeki ama akılsız insanlar var ya, hatta başarılı. Fazla zeki olmuyor ama çok akıllı olup başarılı olan insanlar var ya, arkasında bu var zaten. Zeka bir potansiyel. Zeka sizin neler yapabileceğinizin sınırları. Ama neler yaptığınız sizin akıllı bir insan olmanızla, aklı başında bir insan olmanızla alakalı. Yani dolayısıyla işte yani zeka genetik faktörlerle geliyor. 0-6 yaş arasındaki yüklemelerle de maksimize oluyor o genetik potansiyel ve sizin bir zekanız oluyor. Buna bir şey fazla yapamazsınız yani. Bu artık ailenizin bilinci ve sizin genetik şansınızla alakalı zeki olmak. Ona çok bir şey yapamazsınız ama zeki olmaya da kafayı takmamak lazım. Önemli olan akıllı olmak. Yani size bahşedilmiş zekayı ne kadar kapasitede kullanıyorsunuz, ne kadar akıllı bir insansınız. Ama bu sizin elinizde işte. Bu sizin elinizde derken yine anne babada başlıyor. Ahlaklı yetiştirilen bir çocuk, terbiyeli, vicdanlı, etrafına, topluma, doğaya, her şeye, yaşayan yaşamayan her şeye karşı farkındalığı olan ve değerini, kıymetini bilen,
bir insan yetiştirmek tabii anne babadan başlıyor, aileden başlıyor. Öyle yetişmiş bir insanın iyi bir eğitim alması da bambaşka bir şey oluyor tabii. Dolayısıyla hani eğitim çok önemli. Mutlaka aile terbiyesi eklemek lazım. Aile terbiyesi başlıyor ailede. Sonra o aile terbiyesini siz dışarıya taşıdığınızda, yani bu sadece aile terbiyesi, iyi aile terbiyesi almış bir Mert Elam değil de aynı zamanda o Mert'in gittiği okulda iyi aile terbiyesi almış iyi bir öğretmenin öğrettiği ve onun Mert'in arkadaşları hepsi iyi aile terbiyesi almış. O zaman iyi aile terbiyesi almış bir topluma dönüşüyor bu. O toplumdan çıkan insanlar toplum terbiyesine sahip oluyor. Falan filan böyle büyüyor bu işler. Mark Twain'in bir lafı var çok güzel. Hep kullanıyoruz. Saadettin Bey üniversitede hep gittiğinde kullanır. Okulunuzun diyor eğitiminizin önüne geçmesine izin vermeyin diyor Mark Twain. Bu çok önemli bir laf. Yani okul her şey değil. Okulun dışında da çok büyük bir kendinizi geliştireceğiniz, donanımınızı genişleteceğiniz bir dünya var. O kendinizi okulla ve okuldaki eğitimle sınırlamayın. Her şeyin o eğitim olduğunu zannetmeyin. Çünkü o okulumuzun eğitiminizi sınırladığı ölçüde bir yaklaşım. Çok iyi bir akademik kariyer ama insanlıktan nasibini almamış, vicdandan, ahlaktan, işte IQ dediğimiz duygusal zekadan nasibini almamış insanlarla yönetilir bir hale geliyoruz. O insanlarla çalışır, beraber iş yapar, sokakta aşır neşir olur bir hale geliyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Sporda bunun bir ayağı açık söylemek gerekirse. Çünkü İyi aile terbiyesi almış ve iyi eğitim almış insanların spor endüstrisi içinde ama taraftar, ama yönetici, ama sporcu, ama profesyonel çalışan, ama medya mensubu, ne derseniz deyin, işte bunlardan oluştuğunda da o zaman spor doğru yapılan, işini doğru yapılan bir yer oluyor. Doğru bir endüstri oluyor. Verimli bir endüstri oluyor. En önemlisi ahlaklı ve vicdanlı bir endüstri oluyor. Bu hukukta da geçerli, tıpta da geçerli. Özellikle günümüzde hukuk konusunda daha önemli. Tıpta daha önemli. Sosyal hayatta daha önemli. Vallahi sosyal medyada görüyoruz işte. Twitter'da falan görüyoruz yani herkes bir cinnet halinde. Yani bir cinnet topluma dönüşmüş vaziyette. Trafiğinden bilmem nesine kadar. İnşallah düzelir diyoruz. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda. ...8.53 saatlerimiz dinleyicimiz var... ...telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun tanıyalım sizi. Ömer ben, Antalya'dan arıyorum. Kemçi operatörüyüm. Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Dünkü galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Her sabah da sizi dinliyorum. 7 yıldır da ayrıca sizi dinliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. 18 yaşından beri Barış ve özellikle... ...sizi severek dinliyorum... Zaten 18 yaşın altına tavsiye edilmiyor. Yani çalışma başladığından beri değil yani. Çok severek sizi arıyorum. Bence Fenerbahçe yani çeyrek finalden de çıkacağını inanıyorum yani bu seviyede. Yani şöyle, Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz. Şimdi gruplara kaldı ama oynadığı futbol tabii Avusturya Wien takımı da çok büyütmeyin. Daha iyi takımlarla oynayacak bundan sonra. Ama Fenerbahçe'nin de bu da erken dönem form
tuttuğu kadro derinliğiyle eğer böyle gerçekten mutlu, huzurlu bir ortam göründüğü gibi oluşturabilir ve üzerine de Fenerbahçe futbol olarak koyabilirse ki ciddi bir ivme var. Bu devam ederse Aralık, Ocak falan, Mart falan dediğinde ulaşabileceği seviye Jesus'un potansiyeli, Fenerbahçe'nin potansiyeliyle ve şu anki görüntüyle Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final neden olmasın? Bir yarı final neden olmasın? Dedirtir. Ama biliyorsunuz şunu da, değil mi? Fenerbahçe'nin önceliği gerçekten Avrupa Ligi'nde gidebildiği kadar gitmekten ziyade bu sene Süper Ligi kazanmak. Doğru. İnşallah şampiyon oluruz. Evet, teşekkür ederim. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim bu tabii, arada? Tabii buyurun. İkinci ligde Batman Petrol Spor'a başarılar diliyorum inşallah. Batman Petrol. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki ben hiç Batman Petrol'le ilgili bir fikrim yok. Ne vaziyette peki? Şu an şampiyon, üçüncü ligde şampiyon oldular. İkinci ligde çıktılar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki, teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz. Hoşçakalın. İkincilik beyaz gruptaymış. İkincilik beyaz gruptaymış Batman. Petrol, şimdi petrol spor fiyatları da çok şimdi kıymetlendiği için. Morallerdir onlar. Bu arada Avrupa Ligi'nde ben statüyü de tekrar hatırlatayım. Dinleyicimiz hani çeyrek final, yarı final dedi. Gruplarda birinci bitiren takımlar direkt olarak sonun altı turuna kalacaklar. Geçen sezon olduğu gibi. Daha yeni olduğu için belki çok hakim olmayabilir dinleyicilerimiz. Grup ikincileri Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü tamamlayan takımlarla bir playoff turu eşleşmesinde karşı karşıya gelecekler ve o turun kazananı Avrupa Ligi grup birincileriyle eşleşecek. Eğer Avrupa Ligi'nde ilk ikiye giremediniz ki Fenerbahçe üçüncü torbada, Trabzonspor'da dördüncü torbada, üçüncü bitirdiniz. Bu sefer de konferans ligine gidiyorsunuz. Orada grup ikincileriyle bir playoff turunda karşı karşıya gelip sonrasında konferans liginde gruplarını birinci bitiren takımlarla son 16 turunda eşleşiyorsunuz ve sonrasında zaten son 8, son 4 finalle birlikte şampiyon belli oluyor. Bakalım Fenerbahçe yoluna ne kadar devam edebilecek. Şimdi Fenerbahçe demişken saat başına kadar oradaki transfer gelişmelerini hızlıca ben aktarayım. Dün çünkü genelde gidecek oyuncularla alakalı haberler yapıldı. Mesela Murat Zorlu, o da Sports Digital'de Fenerbahçe programı yapıyor. Ben de takip ediyorum, Twitter'da da ediyorum. Dün dedi ki Salah için yapılan teklif kime yapılanla neredeyse aynı. Zenit'in bilgisi zaten biliniyor. Ki kime 18 yapıldı, 15 konuşuluyor Salah için. Dün de yedek kalınca ki ilk defa Salah'ı ilk 11 başlatmadı. Bundan önce her maçta süre verdiği tek oyuncuydu Salah'ı dün. Hatta spiker Alp Özgen dedi ki esame listesinde Salah'ı vardı. Sonrasında Gustavo Henrique dahil edildi. Gerçi ilk açıklandığında Henrique diye açıklandığını gördüm ben sosyal medyada, bilmiyorum ama Salah'ı düşünülmüş, sonrasında yedek kulübesine çekilmiş. Sakatlı olmadığını da anlıyoruz. Oyuna girdi. Transfer mi acaba olabilir mi diye düşündürttü. Salah'ı da gidebilir. Eğer giderse, ki gitmediği senaryoda da bir stoper transferi yapılabileceği söyleniyordu. Gittiği senaryoda da ekstra bir, yani iki toplamda stoper transferi yapabilir. Şimdi Salah'ı giderse şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi sabahtan beri konuşuyoruz, Fenerbahçe şöyleydi böyleydi diyoruz da Fenerbahçe'nin geçen senede çok iyi iki stoperi vardı. Kimmice ve Salah'ı. Serdar'ı da ben Barış abi. Serdar'ı koyduğun zaman başka iyi, çok iyi stoperler de var. Benim şöyle bir iddiam vardı geçen. Türkiye Ligi'nin, Süper Lig'in yani en iyi iki stoperi Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe başarısızdı. Yani genel olarak başarısızdı. Ama Türkiye'nin en iyi iki stoperine sahipti. Şimdi onu dediğim zaman hemen bana tabii Markao vesaire itirazlar gelecek. Geldi de. Ama ben diyordum ki Kimmice ve Zelay hepsinden iyi. Şimdi sen Serdar'ı koyduğun zaman o zaman daha bir sürü adam sayabilirsin koca ligde. Şimdi öyle düşünüyorum yani Serdar'ı. Yani ben hani Serdar'ı Salah'ın önüne koyuyorum performans. O yüzden sizin çok tamam, aynı fikirde tamam, değil. Tamam okey, o zaman orada aynı fikirde değilmişiz. Ben çünkü hani performans zaman zaman daha iyi gözükse bile Zelay'ı çok daha üst düzey bir stoper Serdar Aziz'den. Neyse. Yaşı vesaire de dikkate alındığında. Tamam. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer Zelay'a giderse Fenerbahçe'de çok iyi, hani benim dediğim kadar olmasa bile üst düzey sayılabilecek Türkiye standartında iki stoperi, ikisi de takımdan ayrılmış ve tam bu olurken de Fenerbahçe yeni bir oyuncu grubuyla üçlü savunmaya falan, hani üçlü stoperli falan oyunu da oyunun içine katmış, varyasyonların arasında katmış, iddialı falan bir takım oluyor. Bu tabii bu çok
radikal ve tehlikeli bir değişim o zaman. Yani sen bu kadar iyi iki stoperi kaybettiğin bir sezonda yeni oyuncularla çok üst düzey bir stoper performansı beklediğin bir oyun üzerine geçiyorsun. Kim Min-jae'nin ayrılmasından da mutsuz olduğunu biliyorum şeyin, Jesus'un. Yani bizim planlarımızda Kim Min-jae'nin gitmesi yoktu dediğini biliyorum. Bir de Zalai'nin ayrılması, ki ona biraz daha hazırlıklı. O süreci görüyor. Oynatmadı, oynatmadığından falan o şey var. Belli ki bir takım pazarlıklar dönüyor. Zalai de sıcak bakıyor gitmeye ki. Ama işte burada şöyle bir durum var. Gitmezse Zalai kaldığında mutsuz olarak kalmamalı. Yani ben gitmek istiyordum, beni bırakmadınız noktasına gelmemesi lazım. Hani takımın genel havasından ve Jesus da çalışıyor olmaktan dolayı. Şimdi hocanın burada şeyi de çok önemli, ismi de çok önemli. Yani şimdi gitmedin, kaldın. Hani hep şu konuşuluyor da, İsmail Kartal o iyiydi, niye gitti falan. Hani gitmeseydi İsmail Kartal falan. Ben hep onu söylüyordum. Yani hocanın ismi ve oyuncularda yarattığı hissiyat çok önemlidir. Bunu da unutmayın diye söylüyordum. Yani hocanın isminden, bilmem kariyerinden ve işte şampiyon oynayan takımın havasının başka oluşundan, o ağırlığı, krediyi taşımak ve sesi taşımak başka bir şey falan derken, bir de şu var. Şimdi Zalai'nin kaldığını kabul edelim. Zalai'nin kalmayı kabul etmesi, gitmek isterken, iyi de teklifler varken Fenerbahçe'nin bonserviste anlaşamayıp Zalai'ye kal bir yıl daha demesinde, Zalai İsmail Kartal'a çalışıyorsa daha mutsuz olurdu. Jesus da kaldığı için daha bunu tolere edebilir. Çünkü der ki, ben kariyerime evet daha iyi bir şey koyabilecekken bir yıl daha Fenerbahçe koyuyorum, o fırsat var. Ama o fırsat gene benim ayağıma gelebilir. Bu bir. İki, ben hiç olmazsa CV'me Jorge Jesus'la çalışmıştır diye de koyabiliyorum. Yani o da Fenerbahçe'de oynamak kadar değerli bir futbolcu için. Jesus'la çalıştık biz bir sene. Fenerbahçe'de oynadın da kimlerle çalıştın hoca olarak? Hangi oyuncularla çalıştın diye bakarlar adama transfer ederken. Jesus'un öğrencisi oldum. Bir yıl Jesus'un takımında çalıştım. Bir antrenman yaptım, onun takımında şu kadar dakika forma giydim dediğin zaman o kredi başka bir kredi dünya çapında. Dolayısıyla bu da çok önemli. Ama tekrar dönersek esas konuya, Zalai ayrılırsa, ki biz Zalai varken bile acaba Santafor'dan daha önemli stoper transfer diye seninle konuşuyorduk. Doğru bir soruyu demiştik buna yayının başında. Çok çok daha doğru bir soru olur. Hatta Zalai ayrıldığı anda Fenerbahçe'nin birinci önceliği oraya transfer yapmak olur. Santafor falan var Fenerbahçe'de. Bir sürü var. Orada oynayabilecek. Ama yani Serdar Aziz aman sakatlanmasın diye, Lemos aman formdan düşmesin, aman Gustavo üzerine koysun, geri gitmesin zaten güven vermiyor falan derken, bir Perez var elimizde çok güvenebileceğimiz noktasında kalırsanız, dörtlü savunmada da üçlü savunmada da siz ön tarafta bu kadar zenginlik içerisinde orada doğru bir kadro derinliği ve kalitesi kurmadığınız için sıkıntı yaşarsınız ve bir anda şampiyonluk iddianız çöp olabilir. Onun için hakikaten çok kritik şeyler bunlar. Yeni saatte dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Merhaba. Ben Gebze'den Özgür Topaloğlu. İstihbarat güvenlik hizmetine çalışıyorum. Yaşınız? Yaşım 48. Çok güzel. Fenerbahçe taraftarıyım. Hoş geldiniz. İş sağlığı, işçi güvenliği dediniz değil mi? Evet. Evet, çok güzel. Firmada çalışıyorum. Çok önemli bir görev. Buyurun. Evet. Fenerbahçe şimdi Jesus Hoca konusunda, evet, baştan bir taraftar olarak hepimizi İsmail'den yana tavır da takıldık. Yani iyi giden şeyler vardı ama şimdi Jesus'u gördükten sonra yine o oynanan futbol, süratli futbol, ebeleyip gebeye oynanan tam Fenerbahçe istediği futbol oynanmaya başladı. Evet. Tabii kayıplar da olacak. Bunlar olur yani futbol içinde. Kaybedeceğin işte Ümraniye maçı gibi maçlar da olabilir. Ben de şimdi aslında hep biz Fenerbahçe olarak taraftara hep şunu söyleriz. Yani Ali Koç geldiğinden beri bir tane santrafor alamadık. Hep aldığımız santraforlar işte iş yapmadı falan diye. Aslında biraz şunu gördük bence. Ya sistem kuruldu mu? Ya golcüler gol atıyor aslında. Yani çok da kalite yani. Tamam, aslında herkes iş yapıyor. Sistem çalıştığında, takımın belli bir düzeni işlemeye başladığında iş yapmaz dediğiniz adam da iş yapmaya başlıyor. Yani bakın bunu şöyle birleştirebilirsiniz. Ben şunu cümleyi söyleyeyim. Tekrar siz devam edin. Sizi kesmeyeyim ama şunu da şöyle diyeceğiz. Hani hep şunu deriz ya. Ya bize gelen adam bozuluyor. Bizden giden adam bambaşka bir adam oluyor diye. İşte o sistemsizlikle alakalı. Beğenmedip gönderdiğiniz adam anormal işler yapıyor. Bizde niye yapmadı bu işleri diyorsunuz. İşte siz de şimdi aynı şeyi bugün burada söylüyorsunuz. Yani bu sistem çalışmayınca demek ki atıyormuş bunlar gol. Yani Fener'den gitmeden de iyi oynanabiliyormuş. Fener'de işler yolunda gittiği için. Buyurun. Şimdi biz sezon başı, yani taraftar olarak söylüyorum,
Valencia'yı tamam beğenen var ama %50'si yani beğenmiyorduk. Yani işte Berişe'yi beğenmiyoruz. Yani diyoruz Berişe olmadı. Yani santraforlar konusunda bu şey sıkıntı yaşadık. Şimdi takım sürekli ceza yayında oynuyor. Herkes gol atma ihtimali yüksek. Yani defanstaki futbolcumuz da gidip kafa vuruyor veya tamamlıyor neyse. Yani bence yani João Pedro tabii eğer bizim beklediğimiz gibi olursa santrafor konusunda ben çok yani sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Stoper konusunda da ben şöyle düşünüyorum. Hani Talay'ı eğer iyi bir rakam varsa ben hep şunu söylüyorum. Çift rakamı gören hangi topçu olursa olsun bence gitmeli. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılsanız 20 milyon euro para kalıyorsunuz aşağı yukarı değil mi? Zaten Salah'ı 15-20 arası bir rakama gidecekse. Hı hı. Zaten Şampiyonlar Ligi parası bu. Bence iyi bir para. Yani 17 civarı falan ama, konuşuluyor. Ama şunu unutmayın. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde grup rakamınızda o parayı alıyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz. Parası da kalıyor. Ama Zalai'yi sattığınızda o paranın ciddi bir kısmını o kalitede bir oyuncu almaya harcamanız lazım. Aslında bir de şu da olabilir. Yani biz Salah'ı aldığımız zaman Limassol'dan aldık. 2.2 milyon euroya falan aldı herhalde. Cüzi bir miktarı aldık. Evet. Yani iyi bir scoutla iyi stoperler de mesela Galatasaray Marca'yı buldu Portekiz liginde. Yani bulunabiliyor bunlar. Scoutları çalıştıktan sonra şimdi biz Pereira'da evet taraftar olarak çok hani salladık. Ama şimdi getirdiği bütün futbolcular Fenerbahçe'ye değer kattı. Yani biz Crespo'ya geldiği zaman Rıdvan Bilmen bile ya bu adam Fenerbahçe oynar mı dedi. Herhalde 400 bin euro falan alıyor. 1.5'a da falan herhalde bonservisi geldi. Şu anda devre arası 10 civarı rakamlar geldi. Villarreal'den, Madrid'den, Atletico Madrid'den. Ya demek ki futbolcular yani ilk seçildiği zaman evet. Tabii yani doğru scoutingle ya dünyada başka takımlar nasıl yapıyor? Biz niye yapmıyoruz? Biz hayıflanıyorduk, yapamıyoruz. Hep biz son kullanıcı evet. oluyoruz diye hayıflanıyoruz. İşte araştır. Şimdi ben burada da nasıl yaptık ama yani Jesus'un kendi network'ünü kullanıyoruz. Pereira'nın kendi network'ünü kullanıyoruz. Pereira mesela hani biz hep eleştirdik Pereira'yı teknik direktör olarak. Çünkü oyuncularla iletişim bakımından, yıldızlarla iletişim bakımından sorun yaşadı. İlk geldiğinde 6-7 sene evvel Fenerbahçe'ye evet. Ondan sonra ısrarla üçlü savunma oynatacağım gibi bir şey içine girmişti. Ve takımın sahada aldığı neticelerde istikrarsızdı. Ama Pereira öyleyken bile eleştirirken bile iki konuda her zaman takdir edilmiş bir teknik adam. Bir, altyapıya önem vermesi, gençlere önem vermesi. Özellikle altyapı hocası olsa bu çok iyi adam zaten diye hep söylenirdi kendisinden bahsedirken de. İkincisi de yaptığı transferler. Ama geçimsiz ve yıldızlarla ilgili özellikle ego problemi yaşadın, ego çatışması yaşayan, işte gelip hemen Van Persie'yi oynatmaması falan filan, bir sürü verdiği kararlar var tartışılacak. Dolayısıyla böyle eleştirilen ama bu yönden de takdir edilen bir adam. Hiçbir zaman boş bir adam, bu futboldan anlamıyor falan denmedi. Söylediğiniz gibi yani Pereira'nın çıkarttığı genç oyuncular sahneye, o yeteneği görüp keşfedip çıkarttığı genç oyuncular ve nokta atış bulup getirdiği transferler bunların hepsi çok değerli. Önemli bir adam Pereira ama üst düzey bir takımın, yarışmacı bir takımın, şampiyonan bir takımın teknik direktörü olarak maalesef belli bir istikrarı yok. Geçimsizliği var, oyuncularla sorun yaşıyor, taktik disiplini yok. Öyle şeylerden dolayı da zaten iki defa da başarısız olmuş oldu. Ama ikinci sefer birinci sefere göre çok daha iyi. Bir danışman olarak yani ücret karşılığında olabilir tabii. Transfer konusunda kullanabilir yani. Eğer yani öyle çok adam var yani ama kullanılabilecek. Yani evet. İşte bakın Jesus'un network'ü nasıl oluşuyor? Çalıştığı takımlarla evet. Portekiz ve Brezilya ağırlıklı olarak orada bir network doğal olarak oluşuyor. Şimdi bu bir adam teknik direktör. Bu adam scouting işi yapmıyor. Ama scoutlarla ilişkisi de var. Kendisini çalıştığı adamları takip etmek suretiyle zaten geliştirdiği bir alan var. Şimdi siz koskoca kulüpsünüz. Yani siz tabii ki çalıştığınız hocalardan faydalanacaksınız. Kendi kadronuz da olacak. Kendi network'ünüz de olacak kulüp olarak ayrıca. Çalıştığınız hocaların network'ünü kullanmanın dışında. Bir de scouting mekanizması ile ilgili içeride ve dışarıda, kulübün içinde ve dışında yapılarla sürekli konuşuyor olacaksınız. Ve tabii ki sizin söylediğiniz gibi evet 2 milyona, 3 milyona 10 edecek, 15 edecek, 20 edecek adamları da bulmanız gerekiyor. Zaten dünyada her takımda böyle adamları buluyor. Biz hiç yapamıyorduk bu işleri. Şimdi ülke olarak biraz yapmaya başladık. Onun için de birazcık zararlarımız tabii geçmiş zarar, biriken zararlarımız ve borçlarımız çok büyük. Onları kurtarmıyor ama en azından yürüyen dönemde eskisi kadar büyük zararlar etmiyor kulüplerimiz.
yakın zamanda. Aslında şöyle, ben geçen gün şöyle baktım. Şimdi Trabzonspor bir futbolcu getirdi. Everton'dan herhalde. Evet, geldi. Şöyle baktım. Alırken 25 milyon euro bonservis ödemiş Everton buna. Şimdi Trabzon'a belki bedelsizlerdir ya. 300-500 milyon euro kiraladı. Satın alma opsiyonu koyacak işte 3-5 milyon euro. Yani aslında baktığı zaman büyük takımlar da bu zararları yapıyor. Yani tabii bizim kadar yanmıyorlar ama bizde biraz da hatır gönül işe gidiyor. Ama onlarda da yani işte Türkiye'ye gelen top baktığınız zaman İngiltere'den falan hep büyük rakamlar ödenmiş yani. İşte Galatasaray'ın aldığı Torreira herhalde, o da o şekilde bayağı iyi bir rakamlara gelmiş. Ve Galatasaray şu an herhalde 6-7 milyon euro gibi satın alma opsiyonu kullanacak eğer alırsa aldı. Öyle o civarda aldı. Aa. Yani onlar da zarar ediyor. Bir de ben şimdi aslında biraz şeyi gördüm. Hani baktığım zaman biz Portekiz Ligi'ni çok önemsemiyorduk transferlerde. Şimdi Crespo'dan işte Galatasaray Marca'dan sanki orada hani Benfica, Porto veya Sporting Lisbon dışındaki Braga dışındaki takımın dışında işte Estoril falan filan. Oralarda böyle bayağı bir iyi kaynak da var. Hani Brezilya'dan gelenler. Dinkon geldi. İşte onu, aynen onu aklıma geldi. Yani orada da aslında bir kaynak var ve Türkiye Ligi'ne hani gelmeye de sıcak bakıyorlar. Bir Fransa'dan İspanya'dan bir topçu getirmek tabii parayla zor, şartlar zor. Gelmek istemiyor. Ama Portekiz Ligi geçiş ligi olduğu için hani bir de tabii Porto'dan adam alamazsın. Çok büyük rakam ister. Onlar 5 milyon euro adamı 40 milyon euro yaparlar. Ama Pacos Ferreira'dan alabiliyorsunuz. Ama işte Estoril'den işte ne bileyim. Evet. Diğer aynen öyle. Aynen öyle. O takımlardan biraz daha sanki bakmak lazım. Orada stopere bakmak lazım. Orta saha yani. Hatta bir tane Ankara gücü aldı. Pedrinho diye. Öyle Fenerbahçe ilgilenmiş. Yani mesela onu hala merak ediyorum. Daha Ankara gücü izlemedik gerçi de. Hani 2 haftanın bir hafta zaten bay geçti. Hani mesela öyle şey Giresun geçen sene herhalde Benfica'dan öyle bir futbolcu aldı. Hatta Fenerbahçe'de gol atmıştı. Evet. Yani o tür futbolcular da aslında bakılabilir. Yani bir de ben şey konusunda biraz üzüldüm. Hani Muhammed'in satılması konusunda. Yani şey hatta Ferreira hani bu çocuğu koruyun. İşte Ali Koç da imza töreni öyle demişti ama biraz çabuk gözden çıkarıldı. Hani hoca belki de istediği şekilde olmadı ama yani satılması kiralık olsaydı belki daha iyi olurdu. Yani kiralansaydı daha iyi olurdu. Peki. Muhammed'de çok bir potansiyel var yani. Ben onu istediyorum. Çocuk yani geliştirse kendini sol ayaklı. İyi bir futbolcu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Muhammed'le ilgili ben de şöyle bir bilgi ekleyeyim. Fenerbahçe bonservisiyle gönderdi. 4 yıllık da sözleşme imzaladı. Dün de bu arada muhabirler Belçika'daydı Antwerp-Başakşehir maçı için. Antwerp maçı için gitmişken Westerle kulübüne de uğradılar. Orada Hasan Çetinkaya ile işte kim vardı? Muhammed Gümüşkaya ile Halil Akbunar'la. Bir de kim vardı? Bir oyuncu daha vardı ya. Neyse biriyle daha röportaj yaptılar. Muhammed'le ilgili durum şu. Fenerbahçe'nin bir geri alma opsiyonu var. Bir sözleşme böyle bir madde koyduruyor. Fenerbahçe bonservisi de oyuncu veriyor. Gençleri veriyor. Bu anlamsız gelebilir size ama öyle çok da büyük problem değil. Cüzi rakamları da sözleşmelere koyuyorlar. Yani örnek veriyorum 2 milyon euroya daha sonra geri alma opsiyonu oluyor ya da o civar rakamlar. O yüzden Muhammed iyi bir performans gösterirse Westerlo'da Fenerbahçe sonrasında onu da transfer edebilir. Dinleyicimizin söyledikleri çok doğruydu. Yani bu transfer yaklaşımı ve politikasıyla alakalı ama bunu da kulüplerimiz ciddi şekilde keşfettiler, fark ettiler ve uyguluyorlar. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Oh, oh, oh.
Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım sizlere. Şu anda bir Bitcoin 21.429 dolardan işlem görmekte. Dünle yakın fiyatı var diyebiliriz dolar bazlı. TL'de de aynı şekilde 392.403 TL bir Bitcoin. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iyi. İddia bölümündeyiz. Şimdi bugün ligler tekrar başlıyor. Cuma gününe girdik. Süper Lig'de de tek karşılaşma var. Saat 21'de yaz döneminde artık alıştığımız saat cumaları için tek maç varsa 21'de Gaziantep Antalya Spor mücadelesi futbol severleri bekliyor. Güzel de bir karşılaşma. Gaziantep sezona 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle girdi. Antalya Spor ilk hafta Galatasaray'a kaybettikten sonra 2'de 2 yaptı. Trabzonspor galibiyetiyle bayağı bir moral buldular. Özgüven tazelediler. Nuri Şahin bir tarafta, diğer tarafta Erol Bulut ki Gaziantep'te geçen sezon aslında koltuğu sallantıda olan bir isimdi. Sezonu bitirdi. Çok ilginç şekilde, Türkiye'de çok alışık değiliz. Yaz dönemi acaba gönderelim mi dedik. Gaziantep açıklama yaptı. Arkasında durdu teknik direktörünün. Transferler yapıldı ve sezona da gayet iyi bir şekilde girdiler. Birer farklı galibiyetler geldi Gaziantep'ten. Bugün güzel bir karşılaşma olabilir. İddiada oranlarda çok dengeli. Gaziantep'in galibiyet oranı 2.44. Antalya Spor'unki 2.53. Beraberliğe de 3.16'lık bir oran verilmiş. 2.5 gol alt üst aynı. 1.80. Her anlamıyla dengeli bir maç. Bugün futbol severleri bekliyor. MBS1 canlı olarak oynayabiliyorsunuz. Ve iddia.com ve iddia bayilerinden de normalden daha yüksek oranlarla bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Oynayacak olsan ne oynarsın bu karşılaşmaya? Yoksa uzak mı durursun tamamen? Valla karşılıklı gol var, oynayabilirim. 1.64'lük bir oranı var. Gaziantep akan oyundan da gol bulabiliyor. Duran topları da çok iyi kullanıyor Maxim'le. Antalya Spor keza gole gitmekte çok sıkıntı yaşamadılar. Galatasaray maçı zorladılar ama gol atamadılar. Ama yine de son maçı da düşünürsek 5 gollü bir galibiyet Trabzon karşısında. Ben hani böyle çok belki 2-2, 3-3 bitmez ama iki takımın en az bir gol bulacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Evet. Ben çünkü 1-0-2 oynamak çok riskli bu karşılaşmada. Şimdi aynen, Gaziantep desen işte Antalya'yı niye karşıma alayım? Yani Antalya desen deplasman, Gaziantep'te iyi başladı. Beraberlik riskli. Alt üst çok birbirine yakın. Belki senin 2-3 gol için uygun bir maç olabilir. Sen tercih edebilirsin 2-3 golü. Ama benim tercihim karşılıklı gol var olurdu. Bugün alt ligde de, birinci ligde de Eyüp Spor, Yeni Malatya Spor mücadelesi var. Eyüp transferleri devam ediyor. Dün de Ömer Bayram'la ilgili haber çıktı. Onu transfer edecekler. Başka isimler hala gündemde. Bugün de favoriler 1.20'lik bir oranı var. Lazio Inter asıl günün Avrupa'da en önemli karşılaşması. İtalya'da 21.45'te Esport'tan ve Esport Plus'tan mı takip edebilir meraklıları ki Inter bu maçta favori 1.73'lük oranıyla Lazio'ya da 3.69 vermiş. Hafta sonu da yarın da Juventus Roma maçı var. O da yine bu haftanın en üst düzey maçı İtalya Serie A'da. Gerçi diğer ligleri bilmiyorum var mı kaçırdığım bir karşılaşma ama genelde normal standart maçlar var. Öyle çok büyük bir rekabet yok. Juventus Roma maçı hafta sonu bülteninde var. Bugün yine İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan ki Lille Ajaccio deplasmanında olacak birçok karşılaşmayı oynayabilirsiniz. Bir de sürpriz var. O da şu. Şimdi iddiada Formula 1 yarışlarına da canlı seçeneğiyle bahis yapabileceksiniz bu hafta sonu yarışla birlikte. Ki Belçika'nın Spa pistiyle birlikte Formula 1'deki arada sona erecek. Yaklaşık bir ay oldu. Orada da büyük bir beklenti oluştu. İnsanlar sıkıldı hafta sonları. Formula 1 severler için tabii söylüyorum. Orada da Belçika yarışında ve Belçika yarışıyla birlikte tüm yarışlarda bundan sonraki sezon sonuna kadar canlı seçeneğiyle oradaki bahislere oynayabileceksiniz. İlginç bir deneyim olsa gerek. Formula 1 ve canlı bahis seçeneği Türkiye. O senden sorulur Formula 1. Evet, Formula 1 ben takip edeceğim. Artık yarışı izlerken neye karar verirsen evet, bakacaksın orada. Orta hamur, sert hamur. Yani Ferrari'ler olunca Ferrari'ler de acayip son dönemde biliyorsun. Mercedes'ler zorlamaya başladı. Hızlı olarak yetiştiler. Daha istikrarlılar. Daha çok yarış bitiriyorlar. Merak ediyorum ben de bu bir aylık
ara takımlara nasıl yansıyacak, pilotlar ne durumda mental olarak, ki Formula 2'de kötü bir haber geldi. Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesi feshedildi. Takımı Cem'i suçluyor. Cem takımla ilgili bazı eleştirilerde bulunmuş. Orada da artık Cem'i izleyemeyeceğiz kısa vadede. Ama Cem dün yaptığı açıklamada görüşmeler olduğunu, başka takımlarla da yola devam edebileceğini söyledi. Yeri gelmişken o hatırlatmayı da yapalım. Ve iddiayla ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa tekrar gündeme dönelim. Aslında Salahi'den biz en son girmiştik. Ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe'de Novan, Karagümrük'e transfer ihtimali konuşuluyor. Miyazaki için de yine Kulüp Brugge'ün bir teklif sunduğu yazılmış. Son iki haber, voleyden Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi. Onları ekleyeyim. Ve Trabzonspor transferin hareketli takımı. Az önce de bir dinleyicimiz böyle üstün körü geçti ama Jean-Philippe Gbamen isimli orta sahayı İstanbul'a getirdi dün. Oyuncu geldi, kısa da bir açıklamada bulundu. Benim için burada oynamak bir şans. Bana bu şansı sağladıkları için minnettarım. Sahaya çıkmaya hazırım ve çok mutluyum dedi. Avrupa Ligi'nde mücadele etmek de çok iyi. Trabzon hedefleri için elimden geleni yapacağım. Taraftarlar hakkında güzel şeyler duydum. Maçı seyrettim, Kopenhag maçını. Taraftar beni heyecanlandırdı demiş. Oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve gün içinde de resmi imzayı atması bekleniyor. Dikkat çekici bir konu. Oyuncu uçaktan indi. Yanında Yusuf Yazıcı'nın abisi ve menajeri de vardı. Ki biz dün sabah programında Yusuf Yazıcı'nın transferinden bahsetmiştik. Henüz resmi bir gelişme yok. Ama önce abisi geldi ki Gbamen'i getiren ismin kendisi olduğu söyleniyor. Üzerine bir de Yusuf Yazıcı transferinde yapılacağı söyleniyor. Yusuf ise kiralık olarak yine Trabzonspor'a katılacak. Bu iki transferle birlikte bir de Naci Ünü var. Ajax'taki genç Türk oyuncu. Onun transferi de bitme aşamasında. Dün Ajax CEO'su İstanbul'daydı kura çekimi için. Edwin van der Sar. Efsane bir isim. O da Naci için şöyle demiş. Harika bir oyuncu, çok iyi bir tekniğe sahip. Ajax Akademisi'ndeki büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur demiş. Bu da transferin bittiği şeklinde yorumlanmış. Tabii Trabzon cephesi henüz resmi bir açıklama yok ama Ajax cephesi görüşmeleri doğruluyor ve buradan eğer tercümede bir problem yoksa transferin de bitmeye yakın olduğu söylenmiş. Naci görebildiğim kadarıyla, çok hakim değilim oyuncu ama 10 numarada ve sol tarafta oynayabilen bir oyuncu. Sağ ayaklı, yetenekli, teknik bir isim. O da Trabzonspor kadrosuna derinlik katacak. Büyük bir potansiyel, yerli olarak da Trabzonspor'un bir avantajı olacak. Yani kadroyu bayağı bir Trabzonspor son günlerde, son transferin son döneminde genişletiyor. İşte merkez orta sahaya biri defansif, biri ofansif, iki takviye. Kanada olduğunu düşündüm. Naci Ünü var takviyesiyle beraber. Ki daha santrfor transferi de yapacak Bordo Mavili ekip. Ya da öyle bir beklenti var. İsimler var listede. Shomurodov, Roma'nın Özbek santrforu. Onun takviyesi de konuşuluyor. Bayağı hareketli günler Trabzonspor'u bekliyor. Benim elimdeki transfer haberleri bunlar. Ali abi nasıl değerlendirirsin Trabzonspor'un transfer politikasını? İhtiyacı olan bölgeler mi? Yusuf, Gbamen ve Naci Ünü var. Ki Naci'yi ben dediğim gibi sol kanat olarak değerlendiriyorum. Çünkü 10 numarada artık yer kalmıyor. 10 numarada yer kalmıyor. Ya da 2-8 diyelim. 2-8 nasıl değerlendirirse. Mesela Bardi nerede oynuyor? Oralarda. Yusuf Yazıcı nerede oynuyor? Oralarda. Bakasetas. Oralarda. Ömür oralarda. Oralarda oynayabilir. Yani tabii normalde orada bir oyuncu enflasyonu var. Ama Abdullah Avcı'nın kafasında da bir şey var. Yani bu herhalde oyuncular durduk yere gelmiyor. Hı hı. Abdullah Avcı takımı şampiyon yaptı. Belli ki talepleri var ve yönetimde bu transferlere devam ediyor. Bazısı fırsat olabilir. Bazısı fırsat gibi gözükebilir Trabzonspor adına. Yani Yusuf Yazıcı mesela biraz bana onu düşündürdü. Fırsat olarak mı? Yani orada değil, düşünmüyor takımda yani, çok fazla. Takımda çok fazla düşünülmüyor. Çok fazla bir özür dilerim, piyasası yok Avrupa'da. Dolayısıyla dönebilir mi? Dönebilir. O şekilde düşünülmüş olabilir Yusuf Yazıcı'da. Ancak ilginç. Hani bu kadar fazla oyuncuyu Jesus gibi mi kullanacak? Abdullah Avcı da öyle yapabiliyor ama bir taraftan da hani Trabzonspor'un bir kadro istikrarı olması geçen sene önemli bir şeyi beraberinde getirmişti. Başarıyı beraberinde getirmişti. Bir de bazı noktalar var. Trabzonspor'da dokunursan
nasıl söyleyeyim? Yanarsın buna. Yanarsın değil de dengeleri değiştirebilir takımda. Şimdi mesela Cornelius bir numara. Cornelius'un üstüne bir oyuncu gelmez diye düşünüyorum Trabzon'da. Şimdi Trezeguet sol öne alındı. Vişça sağ önde zaten. Hani aslında Vişça'nın sakatlığı evet biraz planları bozdu. Ama çok panik yapacak bir durum var mıydı Vişça'nın sakatlığında? O da tartışılır. Çünkü işte şeyle beraber dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası ile beraber dönmesi bekleniyor. Onun dışında orta sahada hani işin içine ön libero'ları da eklediğin zaman şimdi orada da ciddi bir enflasyon oldu. Ön libero olduğu gibi gözüküyor. Hani Gbamen, Doğucan ve Siopis var. Evet. Hamşi'yi de orada kullandı sezon başında. Dorukhan da var. Dorukhan var daha orta sahada. Dorukhan da var orta sahada. Yani orta sahada 3 pozisyon için neredeyse 9-10 oyuncu oldu Trabzonspor'da. Çok fazla. Çok fazla oldu. Acaba şöyle mi yapacak? Yani şu ana kadar Jesus ve Emre Belezoğlu çok dengeli kullandılar rotasyonu. Abdullah Avcı öyle yapmadı. Yani ligde kullandığı 11'in çoğunu Avrupa'da da kullandı. Rotasyonu yapmadı. Kadrosunu çok güvenmiyor Emre Belezoğlu ve Jesus kadar değil mi? Şu anda işte sol bek Eren'i dinlendiremiyor. Sağ bek Larsen'i dinlendiremiyor ama Başakşehir'e bir bakıyorsun. Bir maç Hasan Ali Şener, diğer maç Lima, Junior Kayseri oynuyor. Ama Trabzon'da böyle bir şey yok. Herhalde o da Jesus Emre Belezoğlu sistemi gibi yapacak. Çünkü gruplarda olacak Trabzonspor'da. Daha derin, her maç birinde oynadığı. Belki o yüzden bu kadar fazla takviye istiyor. Öyle ama aynı mantıkla beklere de bir takviye yapması beklenebilir. Şu an bir dengesizliğe doğru gidiyor. Evet, orta saha biraz dengesiz oldu gibi geliyor bana da. Eğer gidecek bir oyuncu yoksa. Kanatlarda da Vişcan'ın sakatlığıyla birlikte oraya bir takviye düşünülebilirdi. Daha oraya Lahtimi'yi getirdiler bir sağ kanat oyuncusu. Ama kısa vadede süre verilecek bir oyuncu mu? Çünkü Abdullah Avcı daha tecrübeli isimlere gitmeyi seviyor. Biliyoruz onu. Lahtimi daha genç. Üst seviyede de buralarda da çok tecrübesi yok. Belki o da rotasyonda şans bulabilir. Ben de merak ediyorum. Yani biraz ona yordum ben. Avrupa Ligi olacağı için Trabzonspor'un böyle daha geniş kadro planlaması. Çünkü gördük yani Başakşehir dün de işte dünkü kadro tercihi mesela ilginç değil mi? Sol bekte Hasan Ali, sağ bekte Şener'le oynuyorsun. Senin elinde Lima ve Junior Kayseri var. İlk maç 1-1 bir de hani riski de bir skor. Deplasmana gidiyorsun. Normalde çok eleştirilebilir bir tercih Emre Belezoğlu'nunki ama onlar bu sezon Jesus ve o çok farklı bakıyorlar rotasyonun hepsini. Yani her oyuncuyu hazır tutmayı tercih ediyorlar. O yüzden de ki sonuç da aldılar. Şimdi Abdullah Avcı da benzer bir şekilde gidebilir diyelim. Trabzon'la ilgili gelişmeler bunlar. Devamı da var. Birazdan son bölümde de onları değerlendireceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...9.36 saatlerimiz... ...son bölüme girdik... ...şimdi Galatasaray'la devam edelim... ...Galatasaray'da da Mauro Icardi... ...gündemi devam ediyor hala... ...aynı sıcaklığıyla... ...Ali Naci Küçük, Hürriyet'in Galatasaray muhabiri... ...dedi ki Wanda Nara... ...eşi ve menajeri Icardi için... ...Galatasaray'ın ciddi bir opsiyon olması üzerine... ...geçtiğimiz hafta... ...iki gün İstanbul'da kaldı... ...kendisi buraya hayran kalmış ve Galatasaray'a... ...transferine onay verdi... ...İtalya ve İngiltere'den ciddi bir teklif gelmezse... Icardi Galatasaray'a gelebilir. PSG'nin kararı önemli denmiş. Zaten ilginç olan da böyle santrfor olayan takımlar var. Chelsea santrfor bakıyor. Aubameyang'la ilgileniyorlar. Ve onun transferinde herhalde bitirme aşamasına geldiler. Manchester United bir takviye düşünüyordu hücum ama galiba santrfor transferi var mı şu anda? Genelde kanat oyuncuları üzerinde Antony ve Cody Gakpo ismi ön planda. Manchester United anlamak mümkün olmadığı için Ronaldo da kalıyor şu an. Çok öyle gündemde değil ama pat diye de bir anda bir hamle yapabilirler. Takımlarda İngiltere'de özellikle son gün transferleri çok konuşulur. Sondan bir gün önce başlar. Son günde orada önemli bir mesai var muhabirlerin. Belki orada bir teklif gelirse Icardi öyle gidebilir ama öyle bir teklif almadığı takdirde en ciddi opsiyonun Galatasaray olduğu gözüküyor. Zaten onun maaşına yaklaşabilecek yani %40'ına bile yaklaşabilecek. %40 üzerinde bir anlaşma sağlandığı dün Corriere dello Sport'ta yazılmış.
onu Avrupa'da verebilecek çok fazla kulüp yok. İmkanı olsa da vermeyi tercih etmiyorlar genelde. Galatasaray ise vermeyi tercih ediyor. O maaşlara çıkmayı kabul etmiş. %100'ünü verse zaten bir 9-10 milyon euro söyleniyor oyuncunun maaşı 8 için. 8 milyon artı bonus deniyor. 8 artı bonus oradaki kazandığı, evet. PSG'de. %40 denmiş, yani 3.2 artı bonus. Yani işte bizim iyi kulüplerin iyi zamanında verdikleri rakamlar. İşte Mertens'e imza, evet, parası birlikte 4 milyon euro veriyor Galatasaray. Oliveira, Torreira 2.75 milyon euro. Icardi bir tabii golcü olmasının da avantajıyla biraz daha yüksek maaş kazanabilir Mertens gibi. Galatasaray bu sıcak gündem devam ediyor ilginç şekilde. Başka hani Cengiz Ünder, Kaan Ayhan haberlerini son iki günde okumuştuk. Stoper için hani Nelson şu aşamada kaldı gibi gözüküyor. Gerçi hala onunla da ilgili Aston Villa'nın Wolverhampton çıktı değil mi? Dün bir de Daily Mail yazmış. Daily Mail yazdığı için. Çok inanmıyor musun? Ben aradayım Daily Mail konusunda. Yani ne Star Express gibi Star gazeteler. Onlara Star Express dediğin zaman gülüyorum. Koymuyorum. Mail'i biraz üste koyuyorum. O yüzden hani Wolverhampton'da yanılmıyorsam dörtlü bir de bir savunma anlayışına döndüler artık onlar da. Yani üçlü ezberleri vardı. Nuno Espirito Santo'yla dörtlü çok fazla görüyorum. Hatta orta sahaya da bir Portekizli daha transfer ettiler Sporting'den. Sporting'den, evet. Nunes. Geçen hafta da izledim onu. O da zaten rekorları oldu. Kulüp rekoru oldu. Bonservis rekoru kırdı. Kulüp rekoru oldu. O da iyi oynadı aslında geçen haftaki Tottenham maçının belli bölümlerini. Aynı anda mı oynattılar? Moutinho, Neves ve Nunes. Üçü beraber oynadı. Üç Portekiz. Zaten Portekiz ağırlıklı bir takım. İleri altılı sırf Portekizliydi. Öyle mi? Evet. Maşallah. Yani kaleci, ondan sonra kaleciden sonra dört tane savunmacı, üçlü ve onun önündeki üçlü 4-3-3 tamamen şeydi, Portekiz'di. Yakında Hull City'de. O yüzden ben Türkler dedim zaten Portekiz milli takımı dedim, Dünya Kupası'na Premier Lig'de hazırlar dedim. Kimse bir şey anlamadı da. Anlamadım valla. Evet. Neyiz'in üzerine söylemiştin? Dün mü söyledin? Evvelsi gün mü söyledin? İşte hayır, şeyin dizilişini görünce, Wolverhampton dizilişini görünce, yani ileri altılı full Portekiz'de olunca Portekiz milli takımı Dünya Kupası'na Premier Lig'de hazırlanıyor. Bu bir ayrıcalık dedim. Bir ben anladım. Gedeş, Pedro Neto, Podense, evet, üçlüsü var. Onlar oynadı herhalde. Hı-hı. Bir de Chiquinho diye bir kanatları var. Portekizli gözüküyor. Sen orta geçen haftaki sahada... şeyi mi merak ediyorsun? Ben sana söyleyeyim geçen Ben sadece genel kadroya baktım. Portekizli kimler var diye. Bayağı 8-9 oyuncu var. Kalede de Jose Sa. Portekizli dediğin. Savunmada ama Semedo var. Sağ bekte oynayabilecek oyuncu. Stoper'de de Totti diye bir oyuncuları var ama onu kullanacaklarını pek tahmin etmiyorum. Neyse, yani stoper'de bakalım 1-2-3-4 aslında stoper rotasyonu öyle çok çok üst seviye gözükmüyor Wolverhampton. O yüzden Nelson takviyesi olabilir ama ben şimdilik kaldı gözüyle bakıyorum Galatasaray oraya, ama Nelson kalsa dahi bir yerli opsiyonla güçlendirmeye çalışıyor. Kaan Ayhan da en güçlü aday. Podens, Neto, Neves, Nunez, Moutinho ve Guades. Guades de transfer. Hı hı. Yeni transfer. O da çok, ondan da çok beklentileri büyük. O da geldi. O da Valencia'dan geldi. O da rekor transferlerden bir tanesi. Böyle bir altılıyla çıktılar. Teknik direktörleri de yine bir Portekizli, Bruno Laj mı demişler? Öyle diyorlar. Laj mı? Bruno Laj, 46 yaşındaki bir isim. Galatasaray'da az önce söyledim aslında ama Ömer Bayram Eyüpspor'a transferi söz konusu. Eğer onda da şöyle yazmış Salim, yanılmıyorsam ondan okudum. Galatasaray bir sol bek transferi yaptığı anda Ömer Bayram'ın da gidişine izin vereceklermiş. Orada da denklem ne olacak? Fananolt da aynı anda herhalde mi gidecek? Çünkü Kazımcan Karataş da var elinde. Çünkü hani Ömer Bayram gitse problem mi diye zaten Kazımcan oyuna girmişti. Normalde bir sıkıntı yok ama demek ki orada sol bek takviyesiyle birlikte hem Fananolt hem Ömer Bayram'la yollar ayrılacak. Galatasaray'daki durum da bu. Icardi ile ilgili haberi paylaştık. Koreli Dere Spor'da ekstra bir bilgi var mı? Onlar da aslında anlaşmaya varıldı denmiş. Yani Galatasaray ile PSG anlaşmayı tamamladı. Dün bu arada tabii bütün futbol camiası neredeyse İstanbul'daydı. PSG'de de sportif yapılanmadaki isimler herkes neredeyse burada olduğu için Galatasaray yöneticilerin onlarla bir araya
gelmesi bekleniyordu. Bu yönde bir haber, bir fotoğraf karesi ben açıkçası görmedim ama mantıklı olan o, bütün herkes gelmişken yüz yüze görüşmeler gayet makul. Orada da birçok transfer pazarlığının döndüğünü tahmin edebilirsiniz. Geçmiş yıllarda ben bir yine o zamanlar iyi zamanlarım, çok fazla Twitter'da bilgisel paylaştığım zamanlar, bir futbol neyi diyelim ona, zirvesi, transfer zirvesi yapılıyordu. Transfer Room diye bir organizasyon vardı ve kulüplerin yöneticileri bir araya geliyorlardı ve 15'er dakikada her kulüp neredeyse birbiriyle görüşüyordu. Fırsatları soruyorlardı. Elden çıkarmak istedikleri futbolcu, almak istedikleri futbolcu. Çok güzel bir ortam oluyordu. Oradan transferler de yapılıyordu. Türkiye'den Fenerbahçe katılmıştı. Hatta Komolli'nin olduğu bir dönemdi. Doğru. Bu da aslında o organizasyonun biraz daha farklısı. Yani kura çekimi ama eminim orada birçok transfer görüşmesi yapılmıştı. Güzel olur böyle şeyler, böyle ortamlarda bulunmak isterdim açıkçası. Bak ben de diyorum hani neden izleyeyim? Sebebi var aslında böyle yapılmasının demek ki. Kulüpler için yani. Kulüpler için var. Taraftarlar için var. İşte benim gibi hiçbir alakası olmayanlar niye izliyor? O Barış abiye de sordum hani benle ilgili bir görüşünüz var mı diye. O da hiç anlayamadığını söyledi. Ben de düşününce evet yani öyle niye izledim o kadar? Ben de kendimi sorguladım ama boşluktan ne yapayım? Başka bir şey de. Öğrenmiş oldum işlerin nasıl olduğunu. Yaya Ture çok yavaş topları açtı. Ben de hadi birkaç detay vereyim dikkatimi çeken. Telaffuzları kötüydü genelde. Hamit Altıntop da grupları belirleyen isimdi. O da mesela atılıyor önüne şeyler. İşte tek tek çıkarılıyor. E, F, G grupları önüne koyuyor. Hamit Altun da bakarak karıştırıp çekmesi benim dikkatimi çekti. Bilmiyorum hiç dikkat edildi mi. Normalde böyle bakmazsın, hiç alakam yok gibi. Ha. Çevirirsin o topları. Hamit Altıntop böyle sürekli bakarak aldı. O hani şeyden. Prosedür Türkiye Ligi fikstür çekiminden kalan bir şey. Orada öyle yapılıyor. Yani ben ona dikkat ettim. Bilmiyorum bu konuşuldu mu. Hamit Altıntop'un ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki biliyorsun ilk 3 senedeki görevi çok iyi çekiyordu. Fikstür çekimlerinde evet bulunmaktı yani. Dün o da tabii İstanbul'da olacağı için final elçi olarak hazır bulundu. Yaya Ture ile birlikte kura çekiminde yer aldılar. Akustik biraz kötüydü onu söyleyeyim. Daha önceki kura çekimlerinden farklıydı. Ekrana yansıması sesin. Hmm. Bilmiyorum anlatabildim mi? İzleyenler belki anlamışlardır. Bu açıdan çok iyi olmadı bence. Biraz akustiği ayarlayamamışlar. Nerede yapıldı bilmiyorum. Haliç'te herhalde. Haliç Kongre Merkezi. Kongre Merkezi'nde ama çok yayına iyi gitmedi ses. Onu söylemek lazım. Son olarak da Ali abi, eğer senin aklında bir şey yoksa haftanın fikstürünü paylaşayım. Tamam. Dördüncü haftaya geldik. Aynen. Süper Lig'de. Bugün Gaziantep Antalya Spor maçı var. Suat Aslanboğa. 19.15 yarın Karagümrük Ankara Gücü Çağdaş Altay. 21.45 iki maç. Adana Demirspor Ümraniyespor Kadir Sağlam. Alanya Spor İstanbul Spor Mustafa Kürşat Filiz. Pazar 19.15 iki maç. Kasımpaşa Hatay Spor Mert Güzenge. Kayseri Spor Giresun Spor Sarper Barış Saka. Pazar 21.45'te Trabzonspor Galatasaray haftanın maçı. Ali Palabıyık maçın hakemi, dördüncü hakem Burak Şeker, o da Süper Lig havuzundan bir hakem. Pazartesi iki maç, Konya Spor Fenerbahçe Arda Kardeşler ve Beşiktaş Sivas Spor Volkan Bayarslan. Pazartesi de tabii ki önceliği Trabzonspor Galatasaray maçına vereceğiz. Bir ihtimal Formula 1 konuşmayı isterim program içerisinde, eğer müsait olursak, ki orada da güzel bir hafta sonu bekleniyor Spa pistinde. Geçen bayağı bir yağış vardı, iklim de eğer el verirse çok yine enteresan bir yarış olabilir. Geçen sezon sadece bir tur atabilmişler o yoğun yağıştan, yarım puan alabilmişti pilotlar, ikiye bölünmüştü puanlar yarış yapılamadığı için. Şimdi de bakalım nasıl bir yarış olacak, onu da takip edeceğiz hafta sonu. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Programın sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo Spor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.